yapıyor mesela. Allah Allah. Allah Allah. İsmail Paşa da yani şu fazla bir parlasın. Hani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onlar da stresten bir anda. Bir an peşine. Ölmeyecek kadar yaşıyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Geçen gün ben hiç fark etmedim sizi. Sesli ol başkanım. Fark etmediğim ilk kapı. Belediye başkanı işi. İnsan ölür. Soca lazım, mezarlık lazım, kefen lazım. Kefen lazım, belediyenin işi. Demek ki doğuştan ölümüne kadar belediye başkanının işinin bitmesi söz konusu değil. Allah da bitirmesin. Böyle güzel hizmetleri sizlere nasip etti, bizlere nasip etti. Bundan sonra gelecek genç arkadaşlarımıza da nasip etsin. Diğer arkadaşlar da gelsin, şöyle bir iki cümleyle ben hitap edeceğim. Gün, sabahın 7'sinde telefon çalar. Efendim cenazem var, Rize'ye gidecek, şeye gidecek, Giresun'a gidecek. Ya burada toprak yok mu Allah aşkına derdim. Başkanım ne olursun. Şey de yok. Yani cenazeyi Rize'ye, Trabzon'a gönderecek, Giresun'a vasıta da yok. İstiyor şeyi, ambulans cenaze arabası değil ki. O hasta arabasıdır falan. Hiç unutmam. Bir avukat arkadaşımın babası hasta. Ambulansı verdik, Eskişehir'e gönderdik. Olur. Orada vefat etti. Geldi bana, bu sefer cenaze buraya gelecek dedim. Yok cenaze arabası değil. Güzeldi bana, hiç unutmam. İsmini vermeyeyim falan. O kadar hiç aklına gelin. Şimdi sevgili başkanım, evet. Sevgili başkanım Yüksel abi, çok şimdi değişik anılar. Öncelikle sayın biraderim, ben Zeki Bey'e birader derim, o bana abi der. Bu değişmez kaydedir. Böyle bir geceyi düzenlediği için kendisine teşekkür ederim en yaşlı belediye başkanı olarak. Abi o serenatı biraz sonra yapacağız fakat çok güzel bir şey söyledin biraz önce. Evet. Ben onu ekstra olarak daha henüz program başlamadan önce anlatmış olayım. Biraz önce çok güzel bir anınızı anlattınız. Ben de bir anımı anlatayım. Evet. Belediye başkanına ilk seçildiğim 84 veya 85'ti. Gece saat 2 veya 3'te. O zaman sitede suyla ilgili. Onu başkan da gayet iyi biliyor. Saat 2'de 3'te telefon çaldı. Hanım kalktı. İşte aldı Aize'yi. Konuşmaya başladı. Falan biraz bozuk suratı. Telefonu al dedi bana. Ben aldım telefonu. Baktım bir bayan sesi. Başkanımı rahatsız ettim. Estağfurullah buyurun dedim. Sayın başkanım dedi. Biz dedi yeni evlendik dedi. O nedenle dedi. Gerçekten dedi. Bizim dedi şu anda suya ihtiyacımız var dedi. Yok muydu ya göndersin. Şu an suya ihtiyacımız vardı. Su işleri mühendisimiz de Ahmet Paşa Yemez. Dedim ki bana yerinizi bildirin, ben size su göndereyim. Yerimi bildirirsem dedi, adres verirsem kim olduğumu anlarsınız. O zaman nasıl yapalım dedim kardeşim. Ben dedi size semtimi bildireyim. Hangi semt? Hasan Karabacak sokak. Ahmet Paşa Yemez'i gece aradım. Ahmet Paşa Yemez'i Zonguldak tüm suyunu kes, Hasan Karabacak'a bas dedim. Bir saat geçti aradan, telefon etti hanım. İşte belediye hizmeti bu. Bu hizmette sınır olmamalı. Her birinizin yaptığı hizmette de sınır yok. Hizmet oldu. Hizmet oldu. O iki tane hizmet. O bereketli bir hizmet oldu. O çok yönlü oldu. Tabii hizmette sınır yoktu. Hepsi tabii, o doğrudur. Bir anılar var tabii. Çok. Eskiden yani çok söyledik, bakacağız. Tabii. Diğer arkadaşlarımız da gelsin. Kralı belediye başkanı. Tabii. Ertuğrul, Allah rahmet etsin. Arkadaşlar Ertuğrul bana söyledi. Yok ediyorlar. Ertuğrul ona telefon ediyor. Diyor ki bana diyor su lazım. Sular kesilmiş o zaman. Su lazım diyor. Ulan diyor bu saat 2 diyor. Ne su istiyorsun diyor. Su lazım diyor başkan diyor Ertuğrul Emral. Ya söyle, daha önce söyleseydin de dedi, sıcak bir şey arızası gönderseydin daha iyi olmazdı dedi. İnşallah çok anladım. Şimdi bu anılar bitmez aslında. Mesela çok değişik bir anım da benim Bartın'da var. Şimdi bakanlık görevindeyiz. Gece gene belirli bir saatle telefon ettiler Arıt'tan. Böyle efendim işte bana bakanım nasılsın sağ ol. Saat kaç? Saat 2-3. Daha ne var ne yok. Vallahi iyilik, sizde ne var ne yok.
Bakanım benim kız kaçtı Bulvasa'ya. Kız kaçtı saat 2'de ben nereden bulayım? Ama o gece biz askeri, jandarmayı, mandarmayı devreye soktuk. Ertesi sabah saat 8'de o kızı kaçıranı bulduk. O aileleri de barıştırdık. Neticede siyasette de hizmette sınır yok. Sadece belediye başkanlığı değil. Ama mümkün olduğu kadar ben buradaki arkadaşlarımı az veya çok tanıyorsam, politikacı değil, her biri siyasetçi olmuştur. Siyasetin ilmi var. Dolayısıyla siyasetçi olmanın, siyasetle uğraşmanın toplum içinde her zaman olumlu yeri olduğu kanaatindeyim. Arkadaşlarımıza da yine başarılar diliyoruz. Bunlar ekstra diğer iki arkadaşımıza gelsin. Ben bir giriş yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Medyadan bir arkadaşımız belediye başkanı seçildi. İnşallah, inşallah. Bunu bir hayra bir temenni olarak, ya sadece temenni olarak getiriyorum. Bu yok, bir temenni mi? Hayır, ben adres vermedi. O zaman başkanım, ben tam tersi olmamız lazım. Yani sizin gazeteci benim belediye başkanı olduğu zaman ben yandım. Allah bu saatten sonra sizi elinize düşürmesin. Niye öyle yandı? Yani yaptıklarıma hesabını sorarsınız o zaman, bana yazdıklarımın hesabını sorarsınız. Ama burada hesap sormak şeyi de değil. Hiçbir zaman öyle olmadım zaten. Burada kıdemli nerede? Bak kıdemli. Şimdi her konuya olumlu bak. Her konu olumsuzlukları bir olumlu düşünmeye. Hayatımda bütün şey odur. O zaten sizin hocalığınıza yakışan bir unsurdur. Öğretmen her zaman talebenin kusurunu görmeden talebeleri yetiştirmeye özen gösterdiği için o da sizin büyüklüğünüzdür sevgili başkanım. Atilla Bey, o zaman rahat ol sen. Evet. Ben rahatım başkanım, tamam. Aldım mesajı, sayın bakanım mesajı verdi, teşekkür ederim. 12 su yok diyor evde diyor. Rahatsız olduğunu da biliyorum. Ne olur bana su ver. Peki abi diyorum. Ama ne yapayım, nereyim? Kapatalım diye, ona su verelim diye hiç ilgilenmedim yani. Yapamazsın onu. O arada da su da şey, o sene su, sizden sonra bir sene sonra olan su da, su işi de çok kötü bir durumda. Edemem. Aradan 40 dakika geçti. Bari abi beni arıyor. Çok teşekkür ederim. Suyu bana bağladın. Senin ilelebet, sana minnettarım. Halbuki ben hiçbir şey yapmamıştım. Şanslı. Ne şansı? Güzel abi, benim şanslı olduğum yön şuydu. Secahattin Bey o zaman tabii elektrik işlerinin sorumlusu. Ahmet Paçayemez'de su işlerinin sorumlusu. Benden su isteyenin nereden su gideceğini bildiğim için, mesela biraz önce bahsettiğim konuda iskele tulumbasından rüzgarlı meseye basılıyor su. Su işleri de müdürlüğü yaptığım için su işleri mühendisinin bana kül yutturması da mümkün değil. O nedenle suyu nasıl bastın dediğimde Ahmet Paçayemez'e, efendim iskele tulumbasından rüzgarlı meseye, rüzgarlı meşenin cazibeyle Sankara Bıcağı gidiyor. O nedenle suyun gittiğini %100 biliyorum yani. Evet. Unutmamışım. Nereden nereye gittiğini de biliyorum. Unutma abi. Yani şimdi sevgili belediye başkanlarım bu işin gırgırında hep gece bilmem ne aradı. Başka bir anı. Ben bir anımı anlatayım. 2004 yılında seçim kaybettim. En büyük anı bu değil mi? Yani seçim kaybettim. O da bir anı herhalde değil mi? Onu diyorum. Kazandım, kaybettim mi dedim. Evet. Hala gönlümüz onu söylüyor galiba. Başka. Hayırlı olsun diye ben her zaman söylüyorum. Şimdi şu an siyasette mutlaka kayıp da vardır, kazanç da vardır. Yok. Önemli, alıyorum. Ben espri olarak ben de öyle. Şunu söylemek istiyorum. Siyasette hem kazanç var hem kayıp var. Nedir kazanç, nedir kayıp? Kayıp da hizmettir, kazanç da hizmettir. Dolayısıyla bakın şu anda aslında Zonguldaklı gerçekten size karşı son derece görevini yerine getirdi. Hepimizde olmanızdan belediye başkanı, 3 dönem içimizde en kıdemli belediye başkanı sizsiniz. 4 kez elime girdim, 3'üne kadar mı? Bakın tabii 3 dönem yaptınız. Ben 2 dönem yaptım. Dolayısıyla esas evet. Değil mi? Evet. Şimdi belli olmaz. Bakarsın 3. dönem olur, 4. dönem olur veya şimdi anlatayım mı başkanım müsaadenle? Müsaadenizle anlatayım. Çünkü zevkle bunları anlatıyoruz. Zaten herhalde bu akşamın da bir esprisi veya bu akşamın bir manası içerisinde bazı haberlerin de duyulmasında da yarar var. Sevgili belediye başkanımız, o zaman ben belediye başkanlığım döneminde Rat Cumhuriyet İlkokulu müdürü.
Bir gün ben RAT'a gittim. Biliyorsunuz o dönemde Zonguldak'ta bilir mümkün olduğu kadar diğer belediye başkanı arkadaşlarım yaptığı gibi ben de biraz hareketli belediye başkanlığı yaptığımı zannediyorum. Pek uyumazdım. O nedenle RAT'a gittiğimde su sıkıntısı çekildiğinde belediye başkanımız önümüzü kesti. Dedi başkanım bu çocuklara bak. Çocuklar da yanına almış toplamış. Dedim hayrola va dedi okulda bir damla su yok. Okulda su yok bu çocuklar su içecek su bulamıyorlar. Ya değil mi? Bunu da fazla bana intikal ettiren olmadı. Peki ne yapacağız? Vallahi ne yapacaksınız? Yapacaksınız bize suyu temin edeceksiniz. Ben ne kadar sürede temin ettiğimi söylemeyeceğim. Onu belediye başkanımız söylesin. Ama aradan yıllar geçti. 87'de. Belediye başkanımız belediye başkanı seçildi. Telefon açtım kendisine. Tebrik etmek için. Başkanım dedim. Ya seni öyle bir sulamışız ki suyu o kadar çok vermişiz ki maşallah geliştin. Buraya geldin. İkinci dönem seçildi. Ya bu suyu sana çok vermişiz dedim. İkinci dönem seçildin. Belli değil. Bu suyu kesmek de mümkün değil bundan sonra. Geleceğe artık belediye başkanımız kendi tayin eder. Seçmen tayin eder. Kesmeye çalışıyor. Hayır efendim hiç kesmeye falan çalışmıyor. Suyu almışsın zaten. Bu satınızı kesmek mümkün değil. Bak görüyorsunuz. Estağfurullah. Biz tabii ama o zaman de verdik değil mi başkanım? Bakanım da çok genç, ben de çok gencim. İşte evet. O gençliğimizin vermiş olduğu heyecan da var. Sağ olsun çok büyük destek vermişti. Biz o gençliğimizin o aktif o zaman da ben de gerçekten aktif olmaya çalışıyorduk. Yani çevremize faydalı olmaya çalışıyorduk. Bu desteği de sağlamaya çalışıyorduk. Sağ olsun bakanım bu desteği sağlamıştı. Çünkü bir iki gün içinde suyu verdi. Evet. Orada TTK evlerine su verilmiyormuştu. Evet. Evet. O zaman TTK evleri var. Orada, yani yolun sağ tarafına yani belediye saati yok. Evet. Belediye saati yok. Kullanma suyu yok. Evet. Ocaktan basılıyor. Kendi suyu varmıştı. Kendi evet. Suyu var. Bizim abonemiz olamıyor TTK evinde oturan. Evet. O nedenle bir sıkıntı vardı. Ama okula bir ayrıcalık tanımıştık o zaman. Demek ki Zonguldak Belediyesi su alıyor, su veriyor. Görevden. Evet. Öyle ya. Tabii yani evet. Zonguldak Belediyesi'nin kaderi demek. Suyla gidiyor, suyla geliyor. Doğru oldu bir an. Genelleştirdin. Sen Allah'a şükür suyla gittin. Allah'a şükür. Ya gitmeli miydim ya? Demek ki suyun kıymeti. Bak telefon edip de yok ben açıkta kaldım saat mi? Bak o kötü şeyler bunlar. Şimdi sular kesildi. 93 yılında 93 yılında sular kesiliyor ama az buz kesilme değil. Haftanın 4 günü kesiliyor. Niye 4 günü? Suyu verdim bir şebekeye dolması zaten 2 gün sürüyor. Seccaddin başka ne bilir? Teknik tarafında iyi bilir. Suyu veriyorsunuz. 2 gün sonra varacağı yere varıyor. Rata çıkıyor, rüzgarlıya çıkıyor. Yoksa başka türlü bir gün kes, bir gün ver şansınız mı? Hiç yok. Çünkü bir gün kesip de bir gün verirsen su gideceği yere varmadan kesmiş olursun. Yalnız o yüzden ben 4 gün kesmek zorunda kalarak sıkıntılar yaşadım. Niye girdim buna? Çok şeyler anlatılıyor ya. Başkan da diyor ya bu yüzden gittin. 4 günlük kesinti çok ciddi bir kesintiydi. Şimdi o anları ben katlayarak anlatırım çünkü hep o 4 gün süreyle fazla anılarım var yani. Yani benim anılarım daha fazla. Yani siz özet geçiyorsunuz ya, gülüyoruz ya, bizden daha çok. Onu bir ilerleyen zaman da alırız. Biz kimimizin şu şebekesini hallettik İller Bankası kanalıyla. Bize dediler ki caminin yanındaki depodan 35 litre saniyeden fazla pompa ile su çekmeyeceksiniz. Çekerseniz deniz suyu içine girer, biter su. O arada da su yok. Kaydede sen eskiyi konuşuyorsun. Eski tabii. Ben o zaman oradayım tabii. Siz yoksunuz. Şimdi Alaca Ekay bizden su istedi. Ekay'a su ihtiyacı var. Alaca bana demeden aman dedim o başkan politikacısın. Bu su fazla verirsin biter. Bu teknikmiş. Tuttu 55 litre saniye pompalara bastı mı? Bizim bütün şebeke oldu deniz suyu. Ne oldu şimdi? Oldu deniz suyu. O ta ki 93'te bütün metropol alana su verdikten sonra o düzeldi. O su tabii yani her taraf oldu tuz. Verdi işte bir şey olmaz dedi. Alacağım.
yine gidiyorum, görüşüyoruz Alacay'la. Yani siyahati de iyidir. Severim, iyi bir arkadaş. Bir şey sorabilir miyim? Vatandaş fark ettiniz mi? Abuzası çok iyi. Vatandaş nasıl fark etti deniz suyunu? Deniz suyu belli de. İşte bak, içmeye kalktı, baktı tuzlu su. Fark etti ama o yapılmayacaktı. Yani pompa 55 saniye litre çekecekti bilimsel olarak İller Bankası dedi. Biz tuttuk EKA'ya su için 55 litre saniye çekti. O zaman ne oldu? Denize yakın kumun içinden suyu çekti, tuzlu suyu çekti tabii. Battı gitti. Gerçekten suyla ilgili Zonguldak'ta çok büyük sıkıntılar vardı. Otobüs, elektrik, su ve soğuk hava depo işletmeler müdürlüğü görevinde de bulunduğum için 1975'te belediye elektrik mühendisi olarak girmiştik. Düşünebiliyor musunuz? Çaydamar'da 120 litre bölü saniye suyumuz vardı. Bütün şehre gelen suyun toplamı 120 litre bölü saniye. Bu suyu Zonguldak'a dengeli olarak dağıtmak mecburiyetindeydiniz. Ve Allah'a şükür mümkün olduğu kadar da siz rahat, siz beyefendiler rahat. İlk başlangıçta su mu var? İlk başlangıçta. Nerede rahatlık, öyle var mı rahatlık ya? Ne güzel şeyler çıkıyor değil mi sen? Neler ne? Olmaz mı? 5 günde bir başkan. Teşekkür ederim. Özellikle genç başkanlarımız gelmeden açılışı yapmadık. Bakım olarak. 1984 yılında 34 yaşında genç, gerçekten genç bir belediye başkan adayı olarak Zonguldak belediye başkanlık görevine talip olduğumda Zonguldaklı 84 seçimlerinde beni belediye başkan olarak görevlendirdi. Sene 2015. 30 yıl bitti, 31. yıla girdik. Bu süreç içerisinde birçok görevde bulunduk. Ama bulunduğumuz bütün görevlerde hiçbir zaman geçmişimizi unutmadık. Hiçbir zaman vefasızlık yapmadık. Hiçbir zaman siyaseti politikayla karıştırmadık. Mümkün olduğu kadar siyasetçi değil, politikacı değil, siyasetçi olmaya özen gösterdik. Siyasi menfaatler peşinde değil, ülke menfaati, bölge menfaati, gerektiğinde il menfaati peşinde olduk. Bu akşam Ankara'da oturduğum şöyle 15-20 gün önce çok değerli belediye başkanımız Yüksel Aytaç Bey, Yüksel abimiz bir rahatsızlık geçirmişti. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletirken 30 yılımı belediye başkanlık süresi olarak başlayan ve siyasette devam eden, 2002'den sonra da ara verdiğim bu dönemi 30 yıl olarak tamamladığımızı kendileriyle paylaştığımda ve böyle bir fikri kendilerine anlattığımda kendileri de çok yararlı olacağını, bir araya gelmemizin çok faydalı olacağını, eski günleri yad edeceğimizi konuştuk. Bu akşam Metropoliten Belediyeler Birliği'nde belediye başkanı olan ve 1984 yılından sonra, yani benden sonra merkez belediye başkanlığı görevini yapan arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Kendilerini tek tek aradım. Kendileri bu davetime icabet edeceklerini söylediler. Gördüğünüz gibi bu akşam da buradayız. Huzurlarınızda her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı gerçekten çok önemli bir görev. Ben, yanlış anlaşılmasın, belediye başkanlığı görevimle beraber yaklaşık 16-17 ayrı görevde bulundum. Bürokraside genel müdürlüğe kadar görev yaptım. Siyasette de belediye başkanı, milletvekilliği, grup başkan vekilliği, tarım orman köy işleri komisyon başkanlığı ve bakanlık görevlerinde bulundum. Ama bana deseler ki şu anda ne olmak istersiniz? Geçmişe dönük olarak veya bir daha dünyaya geldiğinizde ilk görevi ne istersiniz? Yine belediye başkanı olmak isterim.
Çünkü belediye başkanı insanoğlunun doğuşundan ölümüne kadar her kademede, biraz önce arkadaşlarımızın değişik anılarında bahsettikleri gibi, her kademede hizmet etme fırsatına sahipsiniz. En direkt değil, devletin bütçesine güvenerek değil, kendi bütçenizi kendiniz yaratarak hizmet edebilme mücadelesidir ki direkt hizmet, hizmetlerin bence en güzelidir diye düşünüyorum. Bu akşam arkadaşlarımızla birlikte, şu anda ben hiçbir siyasi partiye üye değilim, bu yemeğin hiçbir siyasi yönü yok. Sadece ve sadece belediye başkanı arkadaşlarımızla bir araya gelerek tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Anlarımızı tazelemek, birbirimize karşı olan sevgide, saygıda kusur etmediğimi zannediyorum ben. Bir araya geldik. Arkadaşlarım da yine aynı durumda ve mümkün olduğu kadar da benden sonra görev almış olan arkadaşlarımız kendi anılarını, ondan sonrakiler kendi anılarını anlatarak, bir araya gelerek dostça, samimice, abi kardeşçe, arkadaşça bu şehre hizmet eden, bu masada oturan ve edecek olan arkadaşlarımızla bir arada olmanın haklı onurunu, gururunu yaşadığımı da özellikle ifade etmek istiyorum. Genç arkadaşlarımız var. Onlara başarılar diliyorum. Tabii ki 30 yıl önemli bir süre. Az değil. 84, 31. yıla girdik. Yine çıksın. Her yaşın bir güzelliği vardır ama her yaşta ya bilmediğini yok ya. Vardır, vardır abi. Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi bilmediğini bilerek, bilenlerden bir şeyler öğrenmenin de yaşı yoktur. Ben buna çok özen gösterdim. Her birinize katıldığınız için teşekkür ettiğim gibi basın mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Biz bu akşam kendi aramızda böyle bir sohbet edeceğiz. Tekrar bütün arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı ve başarılarımın devamını diliyorum. Biraderlerim, o bana abi der. Biz eskiden beri birader abi olarak devam ediyoruz. Aynen. Politikada da hiçbir zaman bir teslim aldım, bir teslim ettim ona belediye başkanlığını. Hiçbir sorunumuz olmadı. Ailece de birbirimizi severiz, sayarız. Öncelikle bana bunu duyurdum. Çok mutlu oldum. Bir ameliyat geçirmiştim hastanede. Her yönüyle seni desteklerim dedim. Onun için yapacağım, sen kendine bir gel dedi ameliyat sonrası. Yakın gelecekte tekrar aradı. Böyle bir gezin hazırlanması arkadaşları bir araya getirdiği için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun gelecekte devamını buraya bırakmamak kaydıyla gelecekte bu işi devam edilmesini de arzu ediyorum gönülden. Onun nasıl yapılacağını zaten arkadaşlar bu şehirde yaşıyorlar. Genç arkadaşımız, yeni tanıştım kendisiyle, kusura bakma. Çünkü ben biraz tembelim bu işlerde, tebrik işlerinde. Onun için bir gün seni ziyaret şimdi edeceğim. Şimdi biz başlangıcı yaptık. Genç arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımız mutlaka bunu devam ettirir. Devam ettirir. Ben bu arada özellikle bir hususta belirtmek istiyorum. Tabii ki beraber görev yapmış olduğumuz, belediye başkanı olarak görev yaptığımız veya yapmadığımız bütün belediye başkanlarına, ben rahmetli olanlara Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Özellikle o dönemde bize gerçekten belediye başkanları olarak 84 yılından sonra gerek milletvekili olarak gerek bakan olarak hemen hemen bir dediğimizi iki etmeyen Sayın Veysel Atasoy'u da bu arada anmak ve kendisini Allah'tan gani gani rahmet dilemek istiyorum. Arkadaşlarımız hepsi bilirler. Gerçekten Zonguldak'ta benim dönemimde merkeze, diğer Kilimli'ye, Kozlu'ya, Çatalağzı'na veya diğer belediyelere veya ilimize çok önemli hizmetler vermiştir. Allah'tan tekrar gani gani rahmet eylesin. Şimdi Sayın Veysel Atasoy'a da. Sayın Başkan, anlatayım. Dünyanın dürüst insanlardan bir tanesi, eski belediye başkanı arkadaşımız, vardı abimiz. Sayın Hüseyin Öztek. Hüseyin Öztek dürüstlüğüyle ve demin dediğini Veysel Atasoy çevresine aynen şunu derdi, yani kendim için demiyorum. 10 tane dürüst namuslu adam tanıyorsan 5 tane yanında biri Yüksel Aytaş'tır derdi. Ve bunu çevresine derdi. Kendisine randevu aldığım zaman ayrı ayrı partilerden olduğumuz halde dakikasında randevu verirdi bana, giderdim. Orada konuşurduk dışarı çıkarken partisinin insanları, ya bize randevu vermiyor da sana veriyor.
derdim ki bana halk için randevu veriyor. Siz kişisel ihtiyaçların için geliyorsunuz. O onu iyi biliyor. Onun için sizi geciktiriyor da beni öne atıyor derdim. Vallahi Nur için de yatsın. Çok teşekkür ediyorum abicim. Bu konuşmalar gerçekten bitmez. O ki rahmetli Hüseyin Öztek'ten bahsettiniz. Ben bu arada Sayın Belediye Başkanı Muharrem Bey'e de bir teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki mutlaka sakın yanlış anlaşılmasın. Her dönemde yapılmıştır. Ama ufak bir duyum almıştım. Rahmetli Hüseyin Öztek başkanımızın mezarının biraz böyle ot bağladığı konusunda ben Ankara'dan telefon açtım Muharrem başkanımıza. Ya böyle böyle bir duyum aldım. Rahmetli Hüseyin Öztek'in mezarıyla ilgili dediğimde ertesi günü tertemiz pırıl pırıl yaptırıp bana telefon etti Muharrem başkanımız. Dedi ki böyle böyle ben başkanım temizlettim. Güzel bir anı olarak ben kendisine teşekkür ettim ama huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Birbirimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. En güzel şey kavgasız, gürültüsüz hangi siyasi yapıda veya partide olursa olsun. Mezarlık yerini ben verdim. Mezarlığı kendi mezarlığını belediye olarak yaptırdım. Hanımının mezarlığını oğluna yaptırdım. Mezarlığın çevresini sayın belediye başkanı yaptırdı. Ve aynı zamanda o çevredeki belediyenin sizin yaptığınız çok güzel o asrı mezarlıktaki şeylere kafanızı kırarım. Bu belediye başkanının mezarını tertemiz yapacaksınız. İki bulunamadım, iki şey Zonguldak'ta bayramda ilgilenemedim. İlgilendiğiniz teşekkür ederim Sayın Başkan. Güzel, anlamlı bir buluşma. Bizim aslında özlediğimiz, her zaman görmeye istediğimiz bir buluşma. Bunu görevden düştükten sonra değil, görevden düşmeden düşmeyenle de bir ara sık sık gelmesi gerekiyor. O yüzden isteriz ki kentin hafızasınız. Biz de bunu ölümsüzleştirmek istiyoruz elimizden geldiğince. Biraz önce aynı meseleleri konuştuğumuzda bütün belediye başkanı arkadaşlarımız, özellikle şu anda görevde olan arkadaşlarımız aynı şeyi söylediler ve bundan sonra bu başlangıcı devam ettireceklerini belirttiler diyebilirim, değil mi arkadaşlar? Devam ettirmek ama öyle bir davet söz konusu oldu, seve seve şahsen ben kendi adıma söylüyorum, gelirim. Şeref her zaman. Evet, ben yani burada tabii olayı taşıyacak olan sizsiniz. Biz bunu elimizden gelince güzel bir şekilde çekip televizyonda yayınlayacağız. Çok da renkli, hoş da olacağına inanıyoruz. O yüzden ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, eski bakanlarımız, Enerji Bakanımız Zeki Çakan'ın daveti üzerine eski belediye başkanı, Metropoliten Belediye Birliği üyesi, belediye başkanlarının yanında genç belediye başkanları da var. Zonguldak Belediye Başkanı Sayın Muharrem Akdemir başta olmak üzere bir masada toplandılar. Bizim arzumuz, talebimiz az önce de paylaştık. Bu buluşmaların mevcut, hala görevde olan isimler, mesela milletvekilleri, mesela aktif bürokratlar ve diğer belediye başkanlarının olduğu buluşmalar şeklinde olması. O zaman şunu çok net görebiliriz. Sorunlar bu masalarda konuşularak, arkadaşlık, dostluk ilişkileri geliştirilerek çok daha rahat çözülebilir. Herkesin mutlaka hizmette büyük emekleri var. Azze'de çok mutlaka emekleri var ama kentte bir diyalog sorunu olduğunu görüyoruz. Bu masa, bu akşamki masa aslında diyaloğun ne kadar önemli olduğunu, arkadaşlığın, dostluğun ne kadar önemli olduğunu, hizmetin erken gelmesinin, çabuk gelmesinin ne kadar önemli olduğunu çok net gösteriyor. Mümkün olduğunca, elimizden geldiğince Sayın Bakanımız Zeki Çakan başta olmak üzere ilginç anılarını, özellikle belediye başkanlığı döneminde, bakanlık döneminde veya diğer belediye başkanlarımızın, diğer isimlerin anılarını aslında duymak istiyoruz. Bunları sizinle paylaşacağız. Ben geldiğimde efendim Sayın İsmail Eşref çok hararetli bir şekilde anlatıyordu. Oradan mı devam etsek, sizden mi başlasak? Şimdi ben şu anımı anlatayım. Benim için çok önemli bir anıdır. Bilindiği gibi ben Merkez Terakki Mahallesi nüfusuna kayıtlıyız. Rahmetli babam 1914 yılında Zonguldak'ta doğmuş. Ben 1950 yılında Üzülmez'de doğdum. Üzülmez'de orta bir talebesiydim veya orta iki talebesiydim, net hatırlayamıyorum. EKAY, o zaman adıyla Ereğli Kömür İşletmeleri müessesesinin lojmanında oturuyoruz. Annem de zaman zaman Türkali Köyü'ne gidiyor, geliyor. Köyümüz Türkali Köyü.
Evde yalnız kaldığımız bir süre içinde, annem yine köyde olduğu bir süre içerisinde yazın o kadar çok fasulye oldu ki bahçede, bu fasulyeleri toplayıp satma gereğini duydum. O zaman da babam sosyal bakımda çalışıyordu. Üzülmezli olanlar veya o zamanki Zonguldaklı oturanlar çok iyi bilirler. Üzülmeze'de kamyonla, o zaman otobüs de yok, bir kamyonla EKİ servis aracılığıyla Üzülmez'de oturanlar çarşıya, çarşıdan ihtiyaçlarını giderken sonra Üzülmez'e gidiyorlar. Bahçeden fasulye toplamaya başladık. Satılmış diye Bartınlı'da yine bir tanıdığımız vardı. O da ekmişti yardımcı olarak. Biz bahçeden 2 çuval fasulye topladık. Fazla uzatmayayım. O 2 çuval fasulyeyi Üzülmez'in servis arabasıyla, kamyonla çarşıya indirdik. Beraber satılmış abiyle beraber pazara getirdik. Pazarda o 2 çuval fasulyeyi satacağım. Terazi yok. Cebimde para yok. Hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla acaba bu fasulyeyi nereye koysak diye de o anda herhalde düşünmüşüm ki fasulye olan yere değil, ıspanak olan yere ben fasulyeyi çuvallarla indirdim. Orada Bartınlı köylüler var. Onların bir tanesinde rica ettik. Dedi ki bizim terazimiz falan yok. Bahçede fasulye oldu. Ben bu fasulyeyi satacağım. Neyse sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Fasulyeyi döktük oraya. Aradan 15-20 dakika geçmedi. Belediye zabıta memuru geldi. İşgaliye parası istedi. O anda benim cebimde para da yok. İşgaliye parası veremedim. Dedim ki abi dedim ben zabıtaya. Ben dedim şu fasulyeyi sattıktan sonra size bu işgaliye parasını ödeyeceğim. Allah razı olsun o da kabul etti. Biz o fasulyeyi sattık. O fasulyeyi sattıktan sonra işgaliye paramızı ödedik. Ödedikten sonra eve gittik. Rahmetli babam Allah rahmet eylesin. Çıkardım cebimden parayı babama dedim. Baba ben bugün para kazandım. Onun parayı nereden buldun dedi. Biz dedim satılmış abiyle beraber pazara gittik fasulye sattık. Şöyle bir baktı. Oğlum dedi ben görmem ama sen adam olacaksın dedi. Ama bende esas iz bırakan şey başkaydı. O fasulye yerine ödediğim paraydı. Yani işgaliye parasıydı. Allah'a bin şükür geldik belediye başkanı olduk. Allah yine gani gani rahmet eylesin. Pilot Mehmet zabıta müdürü. İkinci haftaydı herhalde yanlış. Pilot hatırladım. Mehmet. Pilot Mehmet lakabı, zabıta müdürünün lakabı o dönemde 84'te herkes bilir Pilot Mehmet'ti. Lakabı bilirsiniz değil mi abi? Pilot Mehmet. Pilot Mehmet denirdi. Zabıta müdürünü çağırdım Mehmet Bey. Mehmet Bey gel bakalım dedim. Biz beraber pazara gideceğiz. Hayrola başkanım? Sen dedim benimle beraber gel. Pazardaki o zaman zabıta karakolu var. Pazarda soğuk su karakolu. Soğuk su karakolunda da komiserimiz duruyor. Komiseri çağırdık. Zabıtaları çağırdık. Bu anımı anlattım. Dedim ki bundan sonra pazardan evde üretip de getirip satan bir tek kuruş zabıta para almayacak. İşgaliye parası. İşgaliye. Bu benim çok önemli bir anımdır. Yine ikinci önemli anımdan bir tanesini anlatayım sonra Yüksel abiye verelim sözü. Yok benim bir şey bulamadım. Sen devam et. İstanbul'da talep. Demin anlattık çok anla. Damat lazım. Buluruz. Akşama daha çok anı olur. Şimdi talebeyim İstanbul'da. Allah yine gani gani rahmet eylesin. Hüseyin Vehbi Teber belediye sinemasının işleten arkadaşımızdı. Aynı evde kalıyorduk. Evimiz de teşvikiyedeydi. Bir akşam arkadaşımızın bir tanesi rahatsızlandı. Kim olduğunu kesin şu anda hatırlamıyorum. Şişli Çocuk Hastanesi'ne gittik. Çocuk Hastanesi'ne girdiğimde inanın bütün samimiyetimle bugün gibi hatırlıyorum. O zaman bir şeyler var, sedyeler var. Brandadan yapılmış, yeşil branda bezden. Koridorda da mozaik var. Bir çocuk yatıyor o brandanın üzerinde, kan damlıyor brandadan, böyle küçücük bir yol yapmış kan, böyle akıyor. O kadar duygulandım ki o anda dedim Allah'ım bir gün bana ait bir şey olursa ben burayı ya hastane dispanser yapacağım. Geldik belediye başkanı olduk, seçildik. Belediye başkanlık lojmanında benden önce bütün belediye başkanları oturmuş. O zaman da kirada oturuyorum bahçeli evlerde. Sendikada alt tarafta. Hanım da işte ne zaman taşınacağız diyor. Hanım dedim tamam taşınacağız. Bir gün aradan işte 15-20 gün bir ay geçti. Hanıma dedim gel bakalım beraber gidelim şu belediye başkanlık lojmanına. Bu başkanlık lojmanında ne zaman nereye ne koyacaksın ne yapacağız. Hanımı aldım götürdüm. Lojmanı şöyle bir dolaştık. Hanım da işte şuraya şunu koyarız buraya bunu koyarız diyor. Hayır dedim biz kirada oturmaya devam edeceğiz. Burayı ben talebeyken
Böyle bir anım var. Burayı dispanser yapacağım. Ve o belediye başkanlık lojmanı o şekilde dispanser olmuştur. Biz kirada oturmaya devam ettik. O dispanser dedi çok güzel Zonguldaklı sağlık hizmeti almıştır. Bunlar benim belediyecilik hayatımda bana ait, aileme ait önemli bir anıdır. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, anısını anlatırken ki bina benim oturduğum evin tam karşısı. Bahçeli Köy'ün okulun orası. Ben göreve geldikten sonra sağlık sektörü... Tabii. Ben de taşımadım. Hiç kimse taşımadı burada. Evet. En son Nadir Fırat taşındı oraya. Başkanım dediği doğru. Ethem Başkan benden evvel 6 ay başkanlık yapan dönemde oraya aynen devam etti. Aynı şekilde. Orası dispanser olarak devam etti. Sonra biz bunu Zonguldak'ta sağlık sektörü biliyorsunuz çok yaygın. İhtiyaçlar görülebilir durumda. Nerede görülebilir? Eski adıyla SSK'da, devlet hastanesinde tıp fakültesi başladı. Genişledi, gelişti. Oraya kimse gelmez hale geldi. Yani hizmet veremez hale geldi. Biz de orayı, etrafında bu güzel bahçesi var. Evet. Bir de benim evimin önü güzelleşsin istedim. Şimdi ne yapılabilir? Orayı park başlamıyor yapayım dedim. Etrafı güzelleşsin, balkona çıktığımda güzel bir ortam göreyim. Diyerek orayı park başlamıyor yaptık. Hala da öyle. Orada sera var vesaireler var. Artık belediye kendisi yetiştiriyor. Tohumdan kendisi yetiştiriyor. Yani bugün itibariyle belediye dışarıdan çiçek satın almıyor. Alıyor ama belli miktarda bulunmayanlar alıyor. O alan şimdi çok güzel, şık. Zonguldak'ın çevresel ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekan. Orası güzel oldu. Yerleştim. Evet, şimdi anıya mı geçeceğiz? Ne anlatmak istersiniz? Evet, Yüksel abi, Yüksel abinin daha derin hafızasına gidelim. Yüksel abinin derin hafızasına gidelim. Nereye geleceğim? Ha, nereye geleceksin? Dur. Şimdi bir gün seneler önceydi. Bir gece, demin anlattığım hikaye. Bir gece İsmail Eşref arkadaşım, meslektaşım abi çayıyla bana geliyorlar. Abi, ne oldu? Hayralda ya oradan başka şeye geçeceğim. Onu anlattım, başka şeye geçeceğim. Neyse geliyor, hayrola diyorum gecenin 11'inde. Ben dedi filancının kızına talip oldum. Beni tanımıyorlar. Siz ailece çok yakınsınız. Aslan Yurtbay'ın ailesiyle. Siz Yüksel Aytaç ailesine giderseniz Nevin Aytaç kızlarımı çok sever. Yüksel Bey de sizin abinizdir. Kızımı verirseler, evet deseler ben de evet derim der. Neyse evet dedik. Anlaşma kendisiyle yaptık. İleride bir hat olursa belirli şeyler koyduk. Neyse seneler geçti. Sayın Eşref Belediye Başkanı oldu. Benim Yıldız Sokak'ta yaptığımız 30 daire ile Zeos'un yanında yaptığı 8 daireyi Yurtlar Kurumu'na sattı. Ondan sonra bunu sattı falan. Bir gün dedim ki oğlum sen ne yapıyorsun? Damat dedim, ne yapıyorsun dedim kendisine. Ya dedi paraya ihtiyacı var, sattım dedi. Nasıl satıyorsun dedi. Damat dedi kaybederim, mahalli satma yetkisi var dedi. O yetki vardı bende dedi, sattı. Neyse sattı, helal gitti. Öyle bir hikayemiz oldu kendisiyle. Şimdi ikinci belediye başkanı arkadaşım Zeki Gonca gitmişler, hanımını istemişler. İşte Zeki Bey, demin birader derim Zeki Bey. Birader gitmiş istemişler. Tabii Laz'da ben de Karadeniz olduğum için Laz'lar Çayeli'nden, Kemerburnu'dan ötede Memberi'de. Gana geldiler bir gün. Ya dediler, kim olduğunu da hatırlamıyorum. Ya bizim dedi işte kızımız ise Cihat istiyor. Bu nasıl adam dedi. Nasıl? Öyle de bir yapı var onlarda. Artvinler dışarı kolay kolay ne kız vermezler o devirde. O devirde kız vermezler kesinlikle. Yani doğruyu söylediğimi biliyor. Dedim ki Zeki Bey'le beraber bana ikisi bir an dövü verdi. Benim bir prensibim var. Bir insan, meden insanda üç ararım, üç şey. Çelik Yalın şeyinde devamı yazarım. Bir, namuslu olmak. Kadın erkek ilişkilerinde namuslu olmak. Çalışma hayatında namuslu olmak. İkincisi, çok dürüst olmak. Zamanı iyi kullanmak. Mesela isterim liselerde, okullarda zaman dersi olsun. Telefon nasıl konuşulur o ders olsun. Konuşmaların telefon konuşması fuzuli. Hiçbir şeye yaramaz. Zeki Bey'le beraber adımı verdi bana dedim Secahattin Bey.
randevusuna geldi, benim için muteberdir. Zeki Bey'in dışında dedim, bir randevu verdi, ne randevusuydu o? Direkt ele... Yine geldi falan, şeye mi gittik? Bir bina yapacaktık şeyde, elektrik arkadaşım vardı falan. Oradan da bir lahana da kesmiş, bir koca lahana kesmiştim bahçede. Yani bu böyle bir insana, randevusuna gelen bir insana iyi koca olur dedim. Kızınızı buna verin dedim. Şimdi bunu der demez, adam dedi Allah Allah dedi falan. Niye Allah Allah? Ya dedi ben dedi bir şey sormak, sen dedi bana ne dedi? Benim gibi adama dedim böyle bir şey sorarsan böyle cevap verir dedim. Ama zengindi, parası vardır, mühendistir bilmem ne, onları bilemem dedim. Zengindi, yarın iflas eder gider Türkiye burası dedim. Onun için kusura bakma, ben dedim Secahattin Bey'e bundan başka diyecek bir şey bulamıyorum dedim. Bence en iyisi. Ve dediğim çıktı, devam ediyor, iyi bir kocalar. Evet, burada aslında şey, kız isteyecek belediye başkanına 3 tane aktif, 4 tane aktif belediye başkanımız var. Kız isteyecek belediye başkanlarına mesajı verdik. Öğrendim. Şimdi Sayın Bakanım, çok çok teşekkür ediyoruz bu anı için. Biz de Metropoliten Belediyeler Birliği olarak sizi, bizi hatırlamanız için şöyle ufak bir plaket demeyelim de, bunu da belediye başkanı Ali Bey de illa sen eskisin dedi. Sen eskisin dedi. Bunu dedi, sen dedi vereceksin dedi. Şimdi burada bütün sizin zamanınızdan, bizim zamanımızdan bugüne kadar bütün belediyeler burada bir köşeye kurup bizi anımsarsınız. Şimdi burada rahmetliler var. Gerçekten duygulandım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olanlarımız var. Allah gani gani rahmet etsin. Bunları bir an olarak intikal eder. Bir an. Siz, biz baştan, siz sondan. Siz yoksunuz. 6 kişisiniz burada. Bu ilk, ilk 84'te şimdi ilk göreve geldiğimizde ilk Metropoliten Belediye Başkanı sizsiniz. Son Belediye Başkanı Ali Bey. Onun için bir anı olarak size bunu takdim ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Durgun Bey'in yanlışlığı vardı. Metropol Belediyeler Birliği'ne yatırıma ortak olmadı. Büyük hataydı. Ben olsaydım ya çıkardırdım onu ya olacaktı. Bakın şimdi ortak değiliz. O trilyonluk eseri ortak değilsiniz. Yarın özel, yarın özelleşirse Yüksel abi. Şimdi geçmişte bir an önce hep masaya oturduğumuz zaman da söyledik. Geçmişte hatasıyla, sevabıyla olsaydı. O zaten o, tabii o günkü şartlar belki. Bak müsaade eder misiniz? O günkü şartlar belki onu gerektirdi. O kararı verdi. Ona da saygı duymak lazım. Ama şimdiki genç belediye başkanı arkadaşlarımız mutlaka bu konuyu değerlendirirler. Bir an önce bir şey söyledik. Birleştirici, bütünleştirici olarak kusurları değil, bundan sonra gelecekler. Sağ ol. Şey, yayalar zamana düzelttim. 90 bin lira para verilecek. Kilimliğe, Zonguldak'a 70 bin, Kilimliğe %22 ortağı var. Çatalazı'nın %8 var, %70 bizim. Düzeltmedim ama Fevziye onay. Şimdi yine biz, yine müsaade eder misiniz? Çok arayın, çok özür dilerim. Biraz önce Yüksel abinin söylediği konuya ben biraz da esprili bir şekilde devam etmek istiyorum. İsterseniz böyle bu taraftan doğru şöyle devam edersiniz. Şimdi bir an önce Secahattin Bey'in evlenmesiyle, kız alımıyla istenmesiyle ilgili bir şeyler söyledi. Secahattin Bey'i tabii kızı Allah rahmet eylesin, o zaman lakabıyla söyleyeyim, Arap Sabahattin dedikleri Zonguldak'ın çok sevilen, sayılan bir kardeşi, bir abisi vardı. Onun yeğeniydi Sevgi Hanım, Secahattin Bey'in eşi. Ben de kızı Sabahattin'in, rahmetli Sabahattin Bey'in eşinden istemeye gittim. Fakat tabii ben doğduğum zaman üzülmez hopaların içinde doğdum. Şimdi kız istemeye gittiğimizde Lazca konuşuyorlar. Ama Lazca konuşurken de hiçbir şey kötü söylemiyorlar. Yani her biri babasını, annesini, işte belediye başkanımız gelmiş kız istemeye diye bizi met ediyorlar. Ben, sessizlik oldu, başladım. Bozoç kimi? Secahattin iş mekçaminon. Vaminon mu, kominon mu? Emuşço o Secahattin yiyen, babam şu kayyen dedim. Eyvah dediler, iyi ki kötü bir şey söylemedin.
Ben diyorum ki kızım seni Secahattin'e istiyorum. İstiyor musun, istemiyor musun? Ailesi babası çok iyidir, kaydır diyorum. Öyle çok güzel bir anımız olmuş. Onu da anlatayım dedim. Şimdi başkanımıza buyurun. Çok güzeldi bu, çok güzeldi. Ya ben bir taneciyi hala da öğrenebilmiş değilim vallahi. Secahattin Bey'e geçin başkanım, sizi nasıl geçeyim? Birazdan geldim size. Yok, ben özellikle Sayın Bakanım'a teşekkür ediyoruz gerçekten. Bu abilerimizle, büyüklerimizle, geçmiş belediye başkanlarımızla buluşturdu. Ve bu güzel sohbet inşallah daha ileriki günlerde daha güzel hadiselere sebep olur diye düşünüyorum. Özellikle ben, tabii belediye başkanlarının anekdotları çoktur. Bitmez. Gerçekten her gün yeni bir anekdotla karşılaşırsın, yeni bir hikayeyle karşılaşırsın. Ben özellikle bu günün koşullarında sizin devamlı kaleme aldığınız noktalarda bir anekdot var. Kış sezonu ile ilgili. Şimdi bu yapılan bir hafta işler içerisinde hiç kaleme almadınız. Kaleme almaya özen göstermiyorsunuz yapılan işlerde. Şimdi geçmişte kar deyince hep Sayın Çakan'ın çizmeleri giyip gece işte gece ekiple beraber yola çıkmasını biz yıllardır belediye başkanlarının olayını anlatırken Sayın Çakan'ı o fotoğrafını hep hatırlıyoruz nedense, bilmiyorum. Şimdi ben çizme giyiyoruz, siz bizi görmüyorsunuz. Görmezsiniz. Görmek istemediniz için. Anladın mı? Ben çağırıp da çıkıyordu ortaya. Sen evet. Benim hayatım çilekeşle geçmiştir. Anladın mı? Şimdi bu anekdotta çok hoşuma giden bir konu var. Bana bunu teknik arkadaşlarım anlatıyorlar. Biz heyecanlanıyoruz tabii sizin nezdinizde eleştiri almamak adına. Ne yaparız? Nasıl gideriz? İşte kriz masasını kuruyoruz. Teknik arkadaşları harekete geçiriyoruz. Çalışanları harekete geçirmek için mücadele ediyoruz. Ya başkanım sen çok heyecanlanıyorsun. Ya bu yapılır bu işler. Bak bizim başkanımız Yüksel abi zamanında Yüksel Bey bize çok kar yağmış. Acayip kar yağmış. Demişler ki başkanım biz kar yağdı. Biz Zonguldak'ı nasıl temizleyeceğiz? Nasıl hareket edeceğiz? Çocuklar bırakın erisin. Bırakın doğa ya, halk seyretsin. Halk doysun kara. Hiç acele etme. Kendi kendine erir. Kar kendi kendine erir. Ben demiş ava gidiyorum. O kısmını sonra ben demiş ava gidiyorum. Güzel abi zaten bunu kesinlikle inkar etmiyor. Biraz önce anlattı. O birkaç gün sonra diyor. O ava gittiğini söylüyorlar. Ben arkadaşlarım ava gitmiş. O kadar hoşuma gidiyor ki yani Yüksel abinin o özel tavrı, özel şeyi. Hatay yük. Bu evde oturuyor. Kar yağdı mı? Zeki Bey çocukluğundan beri evde oturuyor. Ben de 49'dan beri, 48'den beri kar yağdı mı? Anam dahi git derdi. Gidiyordum ama ben kar yağmasını istiyorum. Zeki Bey istemiyor ki. Zeki kar yağdı. Şemsiyeyi tuttu. Kar bile şeyin içine yağmasını istiyor. Ya bırak yağsın. Allah vermiş Allah'ını. Hakikaten öyle ya. Bir de o bitiyor, bir de genel müdürün zamanında bir de Kilimli'yi temizliyor. Burası bitmiş, bir de Kilimli'ye. Şimdi evet. Tüfek bilmez nedir? Tabanca da bilmiyorum kullan. Hakikaten o, ben kar yağsın istiyorum. Yine yağsın. Ama şimdi kuşları, evin önünde Ankara dikeni var da kuşları besliyorum. Hanım diyor günahlarını affediyorsun. Ne yapayım dedim ya. Kuşları orada besliyorum. Şey alıyorum, 1 liralık şey alıyorum, ekmek atıyoruz onlara, kuşlar yiyor. Günahlarımı affettiriyor. Çok kuş vurduk ya. Şimdi bu kadar güzel şey oldu. Bak başkanım diyor ki işte ava gittik vurduk diyor. İşte içinde günahlar. Şimdi bu tabii ki bu anekdotlar gerçekten çok güzel ama benim Yüksel abi nezdinde bu anekdot benim için çok önemli. Gerçekten harika bir şey. Şimdi ben doğa gerçekten ben şimdi yayla biliyorsun çok özel bir yer bizim semtimizden bir tanesi. Çok sit alanı ilan edilmiş. Doğanın mesela özellikle Merkez Otelisi'nin önündeki çınar ağaçlarımızın sonbaharda yapraklarının dökülmesi gerçekten çok hoş. Harika bir şey. Dedim ki Sayın Valimiz de bunu aktarmıştım ben Erol Bey. Dedim ki bak Sayın Valim hiç şey yapmayın. Ben dedim o yapraklar döküldüğü zaman toplanacağım.
toplamayacağım dedim. Halk dedim onun üzerine girişsin dedim. Ben de bunu temizlik işleri müdürüme çağırdım, anlattım. Dedi ki bak ben böyle düşünüyorum, böyle yapacağız. Hiç de sıkıntı yok. Sayın Valim'e de aktardım ben bunu dedim. Dedi Sayın Başkanım dedi. Çok tehlikeli dedi. Niye dedim? Birisi dedi sigarayı atar, ateşi yakar, atar. Nasıl, ne yapacağız dedi. Dedim ki o çok tehlikeli, hakikaten tehlikeli. Olur, bilerek yapan da olur dedi, bilmeyerek yapan da olur dedi. Hemen hiç biriktirmedim. Ama aslında hala beynimde, şeyimde böyle yaprakların üzerinden halk girsin istiyorum. Doğa, o doğayı yaşasın istiyorum. Bir de Sayın Başkanımın gerçekten çok... Karşıya bakıyorsunuz, kamerayı açım, kimi kastettiğinizi görmüyor. Ertan Başkanım. Ertan Başkanım, evet. Kozlu Belediye Başkanı. Almanya'ya giderken o güzel, o güzel sohbeti içerisinde ya sen abisin dedi. Bizim abimizsin dedi. İl Belediye Başkanısın dedi. Bu birliktelik anlamında söylüyorum. Çok hoş bir şey. Aslında bizim düşüncemizden geçen ama yani şimdi muhalif oluyorsunuz ya, o muhalefette yani ne olur ne olmaz işte hep tedirgin oluyorsunuz zaman zaman. Dedi sen bizi 25 belediyeyiz biliyorsun şimdi. 25 belediyemizi bir topla. Nerede toplayacaksan güzel sohbet edelim. Kendi kendimize o konuşmalarımızı işte beyin jimnastiğimizi kendi aramızda yapalım. Bunlar dedi olması gerekenler. Sen bir abilik yap, topla dedi. İşte Sayın Bakanımızın yaptığı gibi. Gerçekten hala şeyimde hiç unutmadım onu ve bir gün çok kısa zamanda da toplayacağım. Bunlar güzel şeyler. İşte bakın muhalif karşı ama Zonguldak'tayız. Zonguldak'ta biz her zaman Sayın Bakanımız dediği gibi, diğer abilerimizin dediği gibi hep iç içeyiz. Hep aynı caddede çok sık karşılaşan insanlarız. Seninle karşılaştığımız gibi değil mi? Eleştirimi de bağışla benim. Ay, bağışla. Çok önemli bir şey. Bak Yüksel abi, geçin. Yüksel abi hemen geç atlıyor. Belediyeler. Metropol Belediyeler Birliği suyu bağladık. 96'da bitecek. 93'te su bitti. Arıtma bitti. 93-96'da bitecek. 93'te bitti. Gidiyordum. Temmuz ayında para bitiyordu. Rica ediyordum. Seyhan'dan rica ediyorum. Sağ ol. O zaman %60-70 birim fiyatları artıyor. Aa, neyse 96-93'te bitti. Gittim şeye, Kaya Bey var. İkraz Daire Başkanı dedim ki Kaya Bey. Bizim dedim. Kaya Bey de Zonguldak'la bağlantısı vardı onun dolaylı. Yok. Bağlantısı yok. Seçilmek için şey yaptım. Kaya Bey'den dedim ki Kaya Bey. Ben dedim Metropol Belediyeler Birliği olarak belediye batmış. Bunu hayata geçirmek için dedim. Bana burada dedim bir hesap açarsanız %50 komisyonla. Takometrelerde Kozlu, Kilimli, Zonguldak'ın ne kadar su harcayacağını hisselerden keserseniz dedim. Biz o hisseleri Metropol Birliği'nin muhasebesine gönderirseniz su paramızı, elektrik paramızı, işte kloru, iyotu neyse işte her şeyi hallederiz yaparız dedim. Bunu hallettim geldim. Allah nur içine yatsınlar. Togor yok. Okan yok. Niye? Bu baraj bizimdir. Para vermeyeceğiz. Su alacağız. Ya etmeyin, eylemeyin. Yalvardım ha. Alamadım. Bak şimdi hepiniz para bulmak için belediye başkanlarına para mara istiyorsunuz. O yapılsaydı bütçeniz oraya bildirilecekti. Her belediyenin hisselerinden kesilecekti. Size gelecekti. Hiçbir şey olmayacaktı. Tertemiz. Elektriği de zamanında ödeyeceksiniz. İşçilere ben yapamadığım şey o kadar üzüldüm. Düfkini soruyorum çocuklara. Bundan sonraki belediye başkanı arkadaşlarımız yapar. Bilmiyorum. Yapabilirler mi? Yapamazlar mı? Yüksel abi yeri gelmişken aslında bu akşam lavar alanı meselesini bir çözsek. Vallahi bunu bilmiyorum. Çözülürüm. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Yeni var. Evet ben. Başkanım. Oraya para vereceksiniz. Sizin belediyenizin bir iş olmayacak. Onu hallettim. Evet ben öncelikle Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yemeği tertiplemekle bütün değerli arkadaşlarımız, dostlarımızla birlikte olmak. Zonguldak'tan ben diyorum ki
birlik ve beraberlik noktasındaki kültürü burada var aslında. Yani biz siyasi olarak birbirlerimizi eleştirebiliriz. Çetiş şeyler söylenebilir ama sokağa çıktığımızda gerçekten Zonguldak'ta birlik ve beraberliği bu anlamda görüyoruz. Ben özellikle bir kez daha Sayın Bakanım teşekkür ediyorum. Biz bunu Ali Başkanım hatırlar, metropol toplantılarımızda gündeme gelmişti. Bir kez ben bir organize yapmıştım. Onun peşi gelmemişti belediyede görevdeyken. Belediye başkanlarının her günü bana göre bir anıdır. 5 yıl görev yaptıysa 5 yıl boyunca, 10 yıl görev yaptı, 10 yıl, her gün gerçekten anıdır. Çünkü çeşitli şeylerle karşılaşıyoruz ama ben 2 tane anımı anlatayım. Birincisi, Zonguldak biliyorsunuz 1983'te büyük bir sel yaşamıştı. O zaman biz bürokrasideydik. Onu bildiğim için göreve başlar başlamaz ilk el attığım konulardan bir tanesi devlet su işlerine yazı yazmak olmuştu. Derelerin temizlenmesiyle ilgili bu 83'teki yaşadığımız olayı da o dönemin Zonguldak'taki şube müdürüne ziyaretine gitmek suretiyle anlattım. Çeşitli yazılarla bize işte aracımız yok, gerecimiz yok derken en son şunu söylediğimi hatırlıyorum. Eğer dedim Zonguldak'ta bir sel felaketi olursa bu da senin felaketin olur. Çünkü biz bu felaketi yaşadık. Allah Zonguldak'a öyle bir felaketi bir daha yaşatmasın diyorum ben. Bir akşam saat 9 civarı bir telefon geldi. Yağmur başlamıştı ama biz bunu hissetmeye başlamıştık. Hemen aydını kulakları çınlasın fenişte şantiye vermiştim. Asma tarafına gönderdim. Dedim ki oraya bir bakıver. Çünkü o şey 83'teki sel bildiğim kadarıyla oradan başlayarak gelmişti şehir merkezine. Oradan bir telsiz anonsu. Başkanım burada asmayı dere taştı. Asmayı dan doğru aşağı doğru geliyor deyince o kadar kötü oldum. Daha göreve başlayalı 3-4 ay olmuş. Hemen yazında oluyor Sayın Bakanım bu karşılaştığım olay. O esnada arkadaşlarla koşturuyoruz falan. Merkez Atölyesi'nin oraya arabayla giderken bir baktım. Tam Merkez Atölyesi'nin önünde selin gelmeye başladığını gördük. Dedim ki eyvah. Zonguldak'ta ilk göreve başladık. Başkan su sıkıntısı çekmişti. Biz de fazla sudan bu sefer büyük sıkıntı çekildi. Tabii espri başkanım yanlış anlamayın. Ve o su anıtın oraya geldiğinde, önüne geldiğinde yağmur kesti. Hiç unutamadığım olaylardan biridir. O esnada Sayın Valimiz Yavuz Bey evden kalktı geldi. DSİ'nin şube müdürünü de ilk gördüğümde ilk tepkim şu oldu. Elini uzatma, bu elini falan uzatma bana dedim. Şu anda Zonguldak büyük bir tehlike altında. Bu sizin işgüzarlığınızdan, yani bürokrasinin gerçekten verdi. Ve ertesi günü Vesel Bey, o zaman Devlet Su İşleri Genel Müdürü direkt kendisi aradı. Kendisine durumu anlattığımda söylediği kelime şuydu ya. Devlet Su İşleri'nde kamyon mu yok? Eskişehir'den daha iyi. Ertesi günü buraya kamyon ve malzeme makineler gelmişti. O dere temizlen. Bu benim için kötü bir anıydı. Şimdi başka bir anımı da burada yeni başkanımız Muharrem Başkanımız. Görevimizde bir kez daha başarılar diliyorum. İsmail Bey'den de ben görevi teslim aldım. Daha sonra da görevi teslim ettim İsmail Bey'e. Bu siyasette olan şeyler halkın takdiridir. Kazanan, kaybeden tüm arkadaşlarımız hiçbir şeyin son olmadığını biz bunu yaşadık. Bir de çok özür dilerim. Bir de o zamanlar böyle sık sık bir yere gelebilseniz böyle aradan zaman geçmeden. De sen varsın de ben varım. Tabii. Yani bu siyasette oluyor başkanım. Göreve başladım Sayın Bakanım. Ben İsmail Bey'in bürokrasideyken ben daha henüz belediye başkanı falan olmadan önceki kanalizasyon atık su arıtma tesisiyle ilgili bir proje hazırladığını biliyordum. Yani basın kanalıyla biliyordum. Göreve başladık. 2 ay geçmedi. İki ay geçti. İstanbul'dan İsmail Bey'in ihaleyle danışman bir şirket, Tansel Tugal ismini de vermekte, Tugal Mühendisi. Dediler ki İstanbul'dan Tugal Mühendisi'nden geldiler. Neyle ilgili dedim. Bu konuyu anlatınca alın dedim arkadaşı. Geldi. Oturduk. İşte çay kahve muhabbetinden sonra dedi ki başkanım dedi. Ben dedi bu yapılacak olan projenin danışman firmasıyım. İsmail Bey döneminde bu proje çizildi. Ben de o dönemde sözleşme yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'ydi o dönemde. Şimdi AK Parti var.
sizin bu projeyi başlayıp başlamayacağınızda tereddüm var ama büyük bir ihtimalle dedi projeyi dedi devam ettirmeyeceksiniz. Aynen ifade bu. Bana tabii. bunu dedi şeyse sözleşmeyi iptal edelim. Yani kendi açısından. Belediyeyle bir sözleşme devam ediyor ya devlette. İşte o sözleşmeyi iptal edecek misiniz etmeyecek misiniz diye. Dedim ki bak sana bir şey söyleyeyim mi? Devlette devamlılık esastır. Bu projenin doğru bir proje olduğunu biliyorum da yalnız ben bu projenin bir içeriğine bakmam lazım. Hani bizim bir ilavelerimiz olabilir mi? Katkılarımız farklı şekilde. Çünkü o zaman Devlet Planlama Teşkilatı'na da 2002 AK Parti döneminde girmişti. Başkan o zaman belediye başkanıydı. Dedim sen rahat ol. Senden bir tek şey istiyorum. Bu konunun hazine garantili uluslararası ihalesinin yapılması gerekiyordu. Devlet Planlama Teşkilatı'na işte yatırım garantör öyle girmişti. Garantör olmamıştı. Biz göreve başlayıncaya kadar ve iki ay içerisinde Çevre Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu Allah razı olsun ona konuyu getirdik. Tabii Celil Başkan'ın da eniştesinin olmasının avantajlarını da faydalanması. O projeyi hemen iki ay içerisinde ihale yetkisini aldıktan sonra işte belediyenin borçlu olması nedeniyle benim ne büyük sıkıntılar çektim İsmail Bey zannediyorum. O paranın bulunmasıyla ilgili sonucunda 22 milyon avro. Aslında o proje daha büyük bir proje olması lazımdı. Belediyenin durumuna bağlı olarak 22 milyon avroya şey yaptı, kefil oldu ve süre yetmedi. Biz de seçimi kaybettik. Sonra yine İsmail Bey'e teslim ettik. İsmail Bey de açılış nasip olmadı. Başkanı nasip oldu. Ama şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Solumda eski o döneme göre eski belediye başkanım İsmail Bey. Dönemin belediye başkanı, tekrar dönemin belediye başkanı, en son başkanımıza nasip oldu ama Zonguldak adına gerçekten güzel bir projeydi. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum. Anılar bitmez. Başladığımız zaman hele hele siyasetin ötesindeki konuşmalar çok farklı olur ama ben bir kez daha bu akşam burada arkadaşlarımızla olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Evlilik daha evliyiz. Şimdi o çok teşekkür ederim. Onunla ilgili de çok ufak bir şey ifade etmek istiyorum. Eğer Yüksel abi o gün referansı vermeseydi ben ayvayı yemiştim. Yani Sayın Bakanım bütün hünerini gösterdi, işte Lazca konuştu falan. Tamam da bir de işin referans noktasında Yüksel abi yok ben memnunum, mutluyum gerçekten. Ben Yüksel abiyle fazla da o zaman oturup sohbetimiz de yok. Daha sonra Yüksel abi bunu söylediğinde ben mutlu oldum. Sayın Bakanım hem eşimin istenmesinde aynı zamanda nikah şahidimdir. O dönemde ve bizim aile dostumuzdur. Ben çok güzel anılarımız oldu. Ama Yüksel abinin de benim hakkımda o verdiği referans var ya Atilla. Benim evliliğimin perçinledi. Teşekkür ediyorum ben. Ben çok özür dilerim. Ben bu arada bir şey ekleyeyim. Şimdi ben bekarım. Secahattin Bey de belediye başkanı ne zaman beni görse diyor ki Bolu'ya vali olacağına Artvin'e damat ol diyor. Çok araştırdı 3-4 yıl ama maalesef bulamadı. Tabii olmadı. Ben kendi nasibimi kendim buldum Sinop'tan. Sevgili Atilla şu var görüldüğü gibi insanlar ne kadar fazla bir araya gelirlerse insanların konuşmaları neticesinde anlaşmamaları mümkün değil. Bir araya gelindiğinde hem geçmişe iyi gözle, gerektiğinde geleceğe de örnek olabilecek şekilde bazı konuları dile getirebiliyorlar. Şimdi bak ne kadar güzel, duygulanmamak mümkün değil. Bir kompozisyonda gelişme sonuç bölümü var. Bir arkadaşım diyor ki Secahattin Gonca arkadaşım, başkanım. Aynı zamanda da hep iftihar da ederim. Benim teknik elemanımdı belediyedeyken, çalışırken. Diyor ki, işte devlette devamlılık esas. Bu projede kendisinin, İsmail Eşref Belediye Başkanımın, mevcut şu anda görevde olan belediye başkanımızın üçünün de eseri var ve netice olarak bu Zonguldak'a önemli bir hizmet veriyor. Demek ki devlette devamlılık esas denebilen devlet adamı olmak lazım. Nerede? Faydalı olan işlerde. Zararlı olan işlerin de devam ettirmemek, zararın neresinden kesersen orası kar olur diye bir atasözü vardır. Bunu da gözden uzak tutmaması lazım diye ben bir parantez açtım. Buyurun. Ethem Bey'e geçelim mi? Buyurun başkanım. Sayın Ali Başkanım'la ben bürokratken
başkanım, belediye başkanı, Zonguldak Spor'la ilgili çok güzel anılarımız vardı. Tek kelimeyle söyleyelim. Akşamları biz yönetim kurulu toplantısına gelirken başkan elinde bir poşet parayla gelirdi. Ben işte çevremizi kullanmak suretiyle topladığımız paralarla gelirdik. Masanın ortasına koyardık bunu. Başkan derdi ki hocaya, bunları bak al dağıt ama önümüzdeki haftaki maçı da istiyoruz. Biz 2. ligin kapısından dönmüştük. Başkanım hatırlar. Burada döndürdüler. Telekom maçında bir kumpas kuruldu. Bakanlar istemedi. Bir kumpas kuruldu. Ali başkanım bir baktım. O kumpas esnasında taraftar sahaya girdi. Daha maç başlamadan önce. Bir arada bir baktım. Başkanım da ceketi falan atmış. Bir yere saldırıyor. Arkasında şey yap. Ama dediği gibi o gün eğer o kumpaslar kurulmasaydı bugün Zonguldak Spor belki de Süper Lig'e çıkmış olacaktı. Ama bütün imkansızlara rağmen gerçekten ben teşekkür ediyorum. Elini taşın altına o dönem koymuştu. Güzel. Evet. Güzel bir çalışmadı. Evet, teşekkür ederim Atilla'cığım. Ben teşekkür ederim. Geleceğim başkanım. Ben arkada ayrılacağım. Öyle mi yapalım? Ha, pardon. Evet. Çok özür dilerim. Evet. Çok özür dilerim. Ama bir şey yaş olunca anı da çok oluyor. Bir dakika. Benim görmek istediğim, gördükten sonra da hayata veda etmeyi istediğim tek bir proje var. Saltıkova Zonguldak Çevre Yolu. Bakınız. Nasıl biz evlenirken onca hanımları bulduk, nişan yüzük yaptık. En önemli şey, politikacının yapacağı tek şey Zonguldak Saltıkova Çevre Yolu'dur. Hiç duruyor. 45 senedir duruyor. Gelip geçmiş politikacılar geçiyor. Hiç ilgilenmiyorlar. En önemli sorun odur Zonguldak için. Başka hiçbir sorun yok. Teşekkür ederim. Sorun çok yani. Ben teşekkür ederim. Başkanım Erkan. Benim bir tabii benim bir davet. Başkanım finali seninle yapmamız lazım. Finali başkanım finali yaparsınız. Şimdi ben öncelikle tabii Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi burada birleştirdi. Ve bir masa bir masa etrafında tabii sorunları paylaşma ve büyüklerimizin anılarını dinlemek. Zannederim burada yaşayan en küçük olan da benim. Ama onur duydum her şeyden önce. Sizlerle beraber olmaktan. Ve bir de tabii geçmişte çok ünlü belediye başkanı Mustafa Durgun'un resminin benim resmimle yan yana olup Sayın Bakanımıza bir heykelcik şeklinde takdim edilmesi de ayrıca beni onurlandırdı. Tabii ki bu şekilde gerek oradaki bütün belediye başkanlarımıza, gerekse de bugün buradaki bütün belediye başkanlarımıza ve gelmişiz bütün belediye başkanlarımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü belediye başkanlığı çok meşakkatli bir konu. Ben anıları anlatırsak tabii anılar hep bakıyorum işte belediye ile ilgili. Bizim de belediyeciyle ilgili. Ömrümüz çünkü belediye ile geçti. Tabii acı tatlı hatıralar var ama genelde hepsi aynı. Yani biz de sıkıntılar çekiyoruz, çektik. Bunlardan bahsetmeyeceğim tabii güzel ortamda. Sayın Başkanımızın dediği gibi bir Almanya ziyaretimize beraberdik. Zonguldak için bir platform oluşturulması benim en büyük hayalim. Çünkü Zonguldak'ı çok seviyorum. Ne kadar Kozlu'da olsam. Gençlik yıllarımdan beri ben Zonguldak'a aşık bir insanım yani gerçekten. Çünkü Zonguldak'ın da şehir olarak gelişmesini istiyorum. Bugün size hak ettiğimiz o gelişmişlik seviyesine ulaşamadığımızı, çok daha ileri seviyelerde olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu kadar emeğe rağmen. Ama dediğim gibi bu son dönemdeki güzel havadan, ülkemizin şehirlerdeki ikliminden yararlanmamız adına da bir birlik beraberliğin işte bugün olduğu gibi sağlanmasını ve toplantılar şeklinde bir platform şeklinde düzenlenip bütün enerjimizi Zonguldak'ın gelişimine harcamamız gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden de bu toplantıların ve bu görüşmelerin çok iyi olacağına inanıyorum. Ben öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Bakanımıza da daha çok uzun ömürler diliyorum. İnce bizi birkaç defa aradı sağ olsun. Hiç yılmadı. Şunu başarmak bile benim için çok güzeldi.
Ayrıca size de pusula televizyonculuğu olarak da daha yeni kurulduğunu zannediyorum. Evet, doğru. Başarılar diliyorum. İnşallah Zonguldak'ımıza hayırlı hizmetler vereceksiniz diyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de zaten bu anlamlı tablo için buradayız. Tabii sonuçta bunları devam ettirecek olan sizlersiniz. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi ben şunu ekleyeyim. Şimdi Bekir Bey sizinle plan yapacağız efendim. Adnan Bey'le devam edeceğiz hep. Ben ayrılmak istiyorum. Çünkü bir görüşmem var aile için. Tabii çok teşekkür ederim. Efendim kız istemeye gidiyor. Kız istemeye gidiyor. Çok hayırlı bir iş. Kız istemeye gideceğim. Muhtemelen perşembe akşamı hayırlı bir şey gideceğim. Sen de alıştın başımıza. Yok bizi de alıştırıyorlar. Yeni yeni alışacağız. İşi varmış. Bir ama, ama bunlar hayırlı şeyler tabii. Çok güzel anılar var. Ben bu anıları dinlemekten... Ankara'dan mı kız istemeye gidiyorsun? Yok yok. Sen anladın değil mi? Biz Ankara'da para istemeye gidiyoruz. Kız istemeye gidiyoruz. Bol bol para istemeye. Sevgili başkan çok teşekkür ediyorum. Nerede gelen 12'de? Neyse anladın mı? Neyse, neyse hayırlısı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başka bir görüşürüz. Teşekkür ederim. Evet efendim şimdi siz nasıl kız istediğinizi anlattınız. Secahattin Bey'e de çok canlı bir örnek verdiniz ama aramızda başka bir bekar var. Hem belediye başkanı hem bekar yani bilmiyorum. Eğer evlenmeye karar verirse bütün belediye başkanları olarak kız istemeye seve seve gideriz değil mi arkadaşlar? O işi hallettik. Hallettiniz mi? O işi hallettik, düğünde buluşuruz. Oo bak bu akşamın en hayırlı haberi. O işi halletmişler o zaman düğünde buluşacağız. Kız kimisi değil mi? Ali Başkan da alıştı. Ali Başkan halletmiş. Alıştım. Benim akrabamdır. Aa çok güzel. Evet. Bak bu akşamın hayırlı bir haberi de bu işte. Ya. Bak birlik beraberlikler neler meydana getiriyor. Akile var ya başkanım. Ali Bey işte Adnan Başkan'a bir yenge buldu yani. Yok. Belediye başkanları var ya alışkanlık haline geldi ya. Ha, onun için. Sen evlendireceğiz. Yüksel abi. O, ne oluyor? Düğüne gideceğiz düğüne. Belediye başkanımızın, Çatalazı belediye başkanımızın düğününe gideceğiz. Hep gideriz ya ben düğün Çatalazı benim memleket ya. 30 sene. Yoksa evlenme mi diyorsun ona? Ha? Evlenme mi diyorsun? Çaycuma. Filmi bozdum ben 50 sene nerede çalıştım ya? Ha bak Ali Başkan başka bir şey söylüyor. Söyle. Yoksa evlenme mi diyorsun ona? Evlenme mi diyorsun? Evlenmesin mi? Evlensin mi diyor. Evlenecek tabii ya ne demek ya? Tabii evlenecek ya. Olmaz. Şimdi bu hazır olmaz. Belediye başkanları bu işi yapıyor. Ben de bir anımı anlatayım. Ben belediye başkanı önünde bir kişinin nikahını kıydım. O da bizim daha evvelki belediye başkanı Mehmet Halim. Masaya oturduk. Dedim bak yavrum bana kimse tavsiyede bulunmadı. Bak bir daha düşün, iyi düşün. Evleniyor musun, evlenmiyor musun? Bak dedim bunu sana kimseye söylemez. Çocuk da o zaman toy tabi zavallı. Gözleri kıpkırmızı oldu. Ya işte ne diyorsun başkanım? Oğlum bunu herkes demez dedim sana. Şimdi Adnan Başkan'a da bizim reis Allah razı olsun. Belediye başkanlarla bu huyu var. Yok yok. Ya bakalım. Ben de belediye başkanı avcıysa nikah yapacak diyorum ki geline. Hava giderken engel olacak mısın olmayacak mısın? Olacaksan nikah kıymam. Olmayacağım diyor başkan. O arada ne mecburi olmayacağım diyecek. Ha, tabii. Ali başkan. Sen seminerdeyiz. Belediye başkanı olarak ders veriyor hoca. Hoca ders verirken dedi ki Muğla Büyükşehir'in de daire başkanı. Hoca dedi ki çoluk çocuğa eşime dedi vakit ayıramıyorum. Dedim ki nasıl yani dedim bir seminerlere geliyorum dedi hafta içi iş. Dedim ki akşam eve gidince kocanız çocuklarını sizden kavga ediyor mu dedi. Yok dedi. Dedim ki ben akşam eve gittiğim zaman dedim belediyenin borcu var, derdi var, sıkıntısı var. Ben geçiyorum televizyona bakıyorum ama benim beynim içinde bir sürü iş var. Hanıma diyorum ki bak bana bir şey sorma. Ya benim derdim sıkıntım var ben sizi dertlendirmek istemiyorum. Bırakın beni bana. Sen nasıl dedim bu işi hallediyorsun bak dedi. Kadın ne yapar eğer kafaya kavga etmeyi koymuşsa dedi, seninle kavga edecek bir yeri bulur dedi. Şimdi onun için ben de diyorum Adnan'a gidişin. Şimdi burada bu sayın başkanı evlenecek de meseleyi dağıtacak rahat edecek kafasını yarısını oraya ver.
Yok eder eder eder. Ne zaman büyüdü? Evet geçeceğiz önce. Ya mutlaka Adnan Başkanımızın da bir söyleyecekleri vardır bunlara karşın. Şimdi böyle sıcak ve nezih bir ortamı bize sağladığı için, organize ettiği için Sayın Bakanım Zeki Çakan Bey'e teşekkür ediyorum. Burada belediye başkanlığı yapmış büyüklerim, abilerim var. Onlarla beraber olmak beni gerçekten gururlandırdı, mutlu etti. Şimdi her ne kadar siyaseten geldiysek, siyaset bir rekabetse de ama arkadaşlık, dostluk, vefa çok daha önemli. Onu bu masada bu akşam hep beraber yaşadık zaten. Kalıcı olanlar onlar zaten. Dostluk, arkadaşlık, vefa. Belki bir takım yerlere yönetici olarak seçildik. Çözüm üretmek zorundayız. Çözüm üretirken hatta şu an bulunduğumuz şehirde bile birçok sıkıntılarımız var. Bunun temeli birlik ve beraberlikten geçiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olmazsak sorunlarımızı aşacağımızı zannetmiyorum. Bölünmüşlükle bir yerlere varamayız. Ortak sorunlarımızda hepimiz ortak paydada buluşabiliyorsak sorunlarımızı da ben çözeceğimize inanıyorum. Ortak paydalarımız sevgi, saygı, samimiyetse ben hiçbir sorunun çözülmeyeceğine inanmıyorum. Çözülür. Bu masada ben bu akşam bunları gördüm. Ben daha yeni belediye başkanıyım. Öyle kayda değer anlatacak anılarım yok ama çok güzel anılar dinledim burada. İnşallah burada dinlediklerimden, burada alacağım derslerden gelecek yıllarda faydalanacağımı umuyorum. Tekrar ediyorum, bu nezih ortamı bize sağladığı için Sayın Bakanımıza, diğer belediye başkanlarımıza, büyüklerimize teşekkür ediyorum. Efendim düğün ne zaman, onu da soralım da bak. Düğün tarihini vereyim buradan o zaman. 30 Mayıs diye düşünüyorum. 30 Mayıs'ta Çatalağzı'nda biz bunu yapacağız. Açık havada yapacağız. Tüm Çatalağzı halkını davet edecek şekilde. Tabii buradan herkes davetli. Buradan da ben bunu herkese lanse edeyim, duyurayım. 30 Mayıs'ta düşünüyoruz yani. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Geç ya, Mayıs'a ne bekliyorsun değil mi ya? Mayıs'a ne bekliyorsun? Ben 2 sene... Geç ya, ben en son konuşacağım. Hüseyin abi açık hava diyor. Bak, tamam, havalar biraz düzelmesi lazım ama. Açık havada yapacağım yılbaşı. Değişik bir şey. Ben yolum evet. Karadeniz'e açık havada ya. Bu birlik ve beraberliği sağlayan, bunun sağlanmasında önderlik yapan Sayın Bakanımıza Zeki Çakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıya katılan arkadaşlar da onur verdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Zonguldak Belediyesi'nde 1984-1999 yılları arasında 15 sene süreyle belediye meclis üyeliği yaptım. Sayın Bakanım Zeki Çakan Bey'le 5 sene çalıştık. Yüksel Aytaç Başkanım'la 5 sene çalıştık. İsmail Başkanım'la 2,5-3 seneye yakın süre çalıştık. Tesadüf 7-8 ayda ben belediye başkanlığı görevini yürüttüm. Arkadaşlarımın da belirttiği gibi belediye başkanlığı çok güzel bir olay. Vatandaşla birebir devamlı karşı karşıyasınız. Tüm olaylarda sizden çözüm bekleme durumu söz konusu. Bunları çözmek, bunların sonunda mutlu olmak çok güzel bir şey. Zonguldak'ta yaşayan kişileriz. Şu diyaloğun siyasi görüş ayrımını bir tarafa atıp devam etmesi çok güzel bir olay ve devam edeceğini de sanıyorum. Az çok sorunlarımız var. Bu sorunların çoğu da biliniyor. Bu sorunların da bir an evvel çözülmesini, artık sorunsuz, rahat bir şehirde yaşamayı da arzu ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bu toplantıyı düzenleyen Sayın Bakanım Zeki Çakan Bey'e başta olmak üzere, Zeki Çakan Bey'e başta olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu diyalogların, bu toplantıların, bu beraberliklerin, bu birliklerin devam etmesini, samimi dostlukların sürmesini, Zonguldak için üretim yapmak, bir şeyler üretmenin, üretim yapabilmenin, bir şeyler üretebilmenin çarelerini aradığımız için herkese kolay gelsin diyorum.
Bir şey söylemek istiyorum. Belediye başkanlığı görevine başladığım süreçte Sayın Vali Sami Seçkin Bey, Zonçep olarak isimlendirilen şeyin toplantısına çağırmıştı. O toplantıya katıldığımda Sayın Valim, bu iş sonuca varacaksa bu toplantılara devam ederim şeklinde söylemiştim. Emeği geçen herkese sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz Zonguldak adına. O teşkilat kuruldu ve şu anda çok güzel çalışıyor diye duyuyorum. Zonguldak'ta bir şeyler üreten herkese, herkesten Allah razı olsun. Allah herkesin yolunu açık eylesin. Teşekkür ediyorum. Efendim 3 tane belediye başkanı çalıştınız. En zoru hangisiydi? Zor diye bir şey yoktur. Belediyeciliğin her anı hem zordur hem çok kolaydır. Evet arkadaşım İsmail Başkan'ın dediği gibi soru zor. Tüm başkanlarla çok güzel çalıştık. Samimi ve iyi duygularla doğru olanı önermeye çalıştığımı düşünüyorum. Sayın Yüksel Bey'le. Benle çok uğraştın. Doğrudur. İsmail Bey'le de uğraştık. Yüksel abi, Yüksel Başkanım'la da beraber olduğumuz dönemde devamlı şey yapardık. Ya tartışırdık yani. Bunlar tartışırdık ama doğruyu bulabilmek için. Ama şimdi gülüyoruz. Doğruyu bulabilmek için. Şimdi gülüyoruz o günkü hadiseler. Doğruyu bulabilmek için, doğruya ulaşabilmek için tartıştık. Ama sonuçta sanıyorum doğruyu bulduk. İnşallah çok daha güzel günlerde yine beraberliği devam ettiririz. İnşallah. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Yani biz de teşekkür ederiz. Ben bir Ali Başkanıma gideyim. İsmail Başkanıma geleceğim. Önce Ali Aslan Kılıç, sonra Ali Cesur. Var mı evet. Söyleyeceğiniz bir şey? Söyleyeyim. Önce Sayın Bakanıma bizi bir araya topladığı için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımın böyle aramalarına biz alışırız yani. Sayın Bakanım bizi bakanlığı döneminde de bir şey söylerdi. Gecenin saat 12'sinde birinde arardı bakın. Biz kendisiyle ayrı partilerden olmamıza rağmen bir abi kardeş gibi görev yaptık. Yani böyle Zonguldak'ta bu şekilde bir elin parmakları kadar milletvekili gelip geçmemiştir bakın. O çok önemli yani. Zonguldak bilinci çok önemli. Onun için bakanıma teşekkür ediyorum. Ölen belediye başkanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aramızdan ayrılan Gültekin, rahmetli Okan Zeki, Metin abi, Nadir abi, birçok daha sayamadığımız arkadaşlar var. Biz daha önceleri bu toplantıları Secahattin Başkanım da bilir, İsmet Metin'in döneminde bütün 32 belediye olarak yapıyorduk. Milletvekilleri, vali hepsi orada oluyordu, tartışıyorduk. Bir sonraki toplantıda da neler yapmışız o arada onları tartışıyorduk. Zonguldak bu şekilde bana göre gün geçtikçe kan kaybediyoruz. Zonguldak Türkiye'nin kamplaşmasından daha çok kamplaşmanın yarasını alıyor. Zonguldak'taki bürokratlar, inanın bakın, Zonguldak'ta olduklarından pişmanlar. Başta valiyi söylüyorum bakın. Başta vali Zonguldak'ta olmaktan şu anda memnun değil. Şehre zarar veriyor. Ne diyoruz işte, Saltıkova yolu, öbür taraftaki yollar. Ya bunların hepsi yapılacak. Ama bunların yapılması için birinin önder olması lazım. Maalesef Zonguldak yine öyle işte. Vergi de üst sıralarda vergi verecek. Payda alt sıralarda alacak. İşte bugünkü milletvekillerinin de bundan ders alması lazım. Ben teşekkür ediyorum bakanıma. Bizi böyle bir araya getirdiği zaman inşallah bundan sonra da sık sık bir araya geliriz. İnşallah efendim. Bize sağlık. Size de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Biz de başkanım sağlık diliyoruz size. Teşekkür ederiz. Evet Sayın Ali Cesur. Sayın Ali Cesur. Şimdi herkes bir şeyler diyor, tabii ki doğrudur. Şimdi ben Zeki Bey'le beraber 84'te başladık. 89'a kadar belediye başkanlığı yaptık beraber. Deminden beri anlattığı konuları teyit edeyim. Biz rahmetli Gültekin, ben, Zeki Başkan bakanlığa gittiğimiz zaman bakanlık kapısında beklerdik. Rahmetli Gültekin'le ben kızardık. Ya bakanlığın kapısında bu kadar beklenmez, dönerdik geri. Fakat Zeki Başkan, Sayın Zeki Başkan, yok gitmeyin gitmeyin ne dediyse, biz tabii o zaman hırs da yoktu bizde herhalde ki. Dönerdik geri. Fakat Zeki Bakanım, Allah razı olsun, oradan bir şey kopartır gelirdi. Bir de iki belediyeye bir kazığını anlatayım Zeki Başkan'ın. Her şeyi konuşalım benim. Asfalt tesisi için Ankara'ya gittik gene.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nü unutmuyorsun tabii ki. Anlatmayayım. Hatırlarsın, hatırlar. Şimdi asfalt Çatalhavuz'a kadar gelecek. Ünal kardeşlerin ihalesini aldığı asfalt. Zeki Başkan sağ olsun bize bir kazık attı orada. Bütün mahalleleri asfalt yaptı. Asfalt bitti. Bitince Ünal oğlum oy var dedi. İl Başkanı Ünal Başkan, yahu sizi nasıl kazıkladı bu şöyle böyle. Meğerse hep tezgah berabermiş zaten. Sayın Ünal Çakmak'la bahsediyoruz. Biz garip garip kaldık. Ama Zeki Bakanım oradan beri takdir ederim. Bir şeye elini attı mı muhakkak onu götürür. Ve götürmüştürdü. Bu gece için de kendisine çok çok teşekkür ediyorum. 30 sene geriye gittik. Az değil bu. Zaten iki kişi kaldık 30 seneden. İnşallah bundan sonra nice 30 seneler geçer. Yine bir arkadaşların yerini alırlar. Belediye başkanımız sağ olsun, Zonguldak Belediye Başkanı söz verdi. Bir daha sene inşallah böyle bir gece yaparız gene inşallah. Efendim, seneyi bırakmayın bu işleri. Bu sene yaptı şimdi bakan. Yapar. Artık sıraya girsin de. Şimdi bak. Zeki Bey size kazık atınca siz ne yaptınız? Seçmene ne dediniz seçmene? Demedik bir şey. Der miyiz? Hep aynı partiliyiz ya. Onu diyebilir miyiz yani? Fakat Zeki Başkan bak şurada da. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişiyi davet etti. Bizim gariban belediye başkanından kimse yok. Sen varsın işte. Ya ben eskilerden ya. Peki senin partiden mi dedin? Bir yanlışın olmasın. Eskiden öyleydik ya. Yok ya. Gerçekten partisi ben. Şimdi, efendim biz kazığa gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi müsaade ederse sevgili Ali Başkan'ın bir parantez açayım. Şimdi o dönemde tabii belediye başkanlığı görevine 84 yılında başladığımızda gerçekten Zonguldak'ta asfalt olayı hemen hemen hiç yoktu. Arkadaşlarım çok iyi bilirler. Gazipaşa Caddesi'nde parke vardı. Yani Gazipaşa Caddesi eski Arnavut kaldırımı dediğimiz kaldırımdan sonra yapılan taş parkeler vardı. Dolayısıyla biz o dönemde bir hizmet yarışı içindeyiz. Ali Başkan'ın dediğini biraz da espri olarak ben kabul ediyorum. Şöyle, doğruluk payı var mı? Evet var. Çünkü hayatta her zaman doğru, dürüst, net olduk. Aynı şekilde Ali Başkan da aynıdır. O dönemde rahmetli Gültekin Başkan, Ali Başkan, ben belirli konularda Ankara'ya gidiyorlar. Ya gitmeyin, beraber gidelim. Üç belediye başkanı olursak, ben merkez belediye başkanıyım, il belediye başkanıyım. Daha güçlü gideriz. Bir elin sesi yok, iki elin sesi var. İkinizi de yanıma alırsam Metropoliten Belediye Birliği Başkanı olarak daha da fazla ses çıkarırız diyorum. Ali ile bunlar, rahmetli Gültekin ile Ali iyi anlaşıyor. Benim haberim olmadan kaçıyorlar. Ankara'ya bir gidiş, iki gidiş, üç gidiş bana haber vermiyorlar. Bana haber vermediği zaman dedim bunlar yalnız gidiyorlar. Ben de bunlara bir şey yapayım. Bu sefer asfaltla ilgili olarak, tabii işin esprisi, asfaltla ilgili olarak protokol yaptığımız zaman biz karayolları yol güzergahı içerisinde belediye sınırları içerisinde yaptığımızın bir kısmını da o zaman Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldık. Ama her belediye başkanı bir hizmet yarışıdır bu. Bu hizmet yarışında kol içeriye bükülmüyor mu? Bükülüyor. Demek ki o zaman da yine ben Zonguldak merkezin lehine kolu içeri bükmüşüm. Ama bugün onu da çok güzel bir anı olarak, ha bugün olsa aynı şeyi yapar mıyım? Bugün olsa biraz daha paylaşırım ama yine bana oy veren seçmenin bir önceliğini sağlama konusunda gayret sarf eder miyim? Ederim. Çünkü o seçmen senden hizmet beklemek için sana oy veriyor. Dolayısıyla bunlar çok güzel bir anıdır. Ali Bey de herhalde bugün olsa Ankara'daki Kaplan'dan geri beraber giderdiniz. Zeki Bey'den ben devraldım. Asfalt bozuldu. Gittim Karayolları Genel Müdürlüğü Artvinli. Edel asfalt değil ki. Bizim hakkımız var orada. Anlamadım. Tekrar alabilir miyiz? Karayolları Genel Müdürlüğü'ne dedim ki, Sayın Genel Müdür, inşaat mühendisi. Belediyeye tonlarca asfalt verdiniz. Bana 500 bin liralık bir asfalt verin de yama yapayım dedim. Bana verdim, tonlarca asfalt verme. Ben parke hastasıyım dedim. Dünyada parke yapılacak. Asfalt devri bitti. Beton devri bitecek. Bak ben inşaat mühendisiyim dedim ona. Ben asfalt 10 sene dayanır. İyi bir parke altyapısını yaparken 40 sene dayanır. Bak dünya ona gitmiş. Bak bana asfalt versen almam. Asfalt hiçbir şey yaramaz. Parke yapacaksın. Bütün dünyada Zeki
teknolojiler yerin altına girecek. Ucuz girmesi lazım. Milletin parasına yazık oluyor. Parkı yapacaksın. Ama ne güzel yaptı. Şehrin içini biraz da altyapısı yapsaydın bozuk olmayacaktı. Şahanedir, parkedir. 40 sene dayanır. Dokop'un parkesi 40 sene. Bizim, senin de aldığın, benim aldığım makineler 20-25 sene dayanır. Bitti, dünyada bitti artık. Asfalt devri bitti. Niye param gitsin şeye, Libya'ya? Gitsin şeye, nedir o? Bartın'daki fabrikaya gitsin kardeşim. Yani evet, bitti. İsmail Bey. Teşekkür ederiz. Evet, biz gidiyoruz Sayın İsmail Eşref'e. Efendim, ama o kadar çok şey var ki aslında konuşacak, paylaşacak. O yüzden yani Sayın Başkanım müsaadesiyle şunu söyleyeyim. En son sözü İsmail Eşref Başkanımıza bırakmanın faydası var. Çünkü içimizde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Sayın Başkan. Yok, buyurun. Teşekkür ederim. İl belediye başkanı. Bir de Sayın Başkanım Zonçep kurdular. Zonçep'in kurulması gerçekten Zonguldak adına çok mükemmel bir olay. Ben ilaveten bir şey eklemek istiyorum. Zonçep adına ben oranın başkanıyım şimdi ve bu havalide çöpten elektrik enerjisi üretilen bir tesis oluşturduk. İhalesi yapıldı ve Mayıs ayında çöpten elektrik enerjisi üreten bir tesis durumuna getirdik. Evet. Sizlerin kurduğunuz tesisi canlandırdık. Katkıda bulunan tüm belediye başkanlarıma da teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel çalışma devam edecek. İnşallah efendim. Biz de teşekkür ederiz emekleriniz için. Evet Sayın Eşref. Nihayet. Ya. Ama Zeki Başkan'ın bakanım bir şey söyledi. Güzel bir şey söyledi. 3 dönem yapmakla son sözü o söylesin. Teşekkür ediyorum. Evet, son sözü söylemenin bir avantajı daha var. Benim için de sizler için. İsmail Eşref'i dinlemeyi bekleyenler, sizi dinleyecekler hepsi mutlaka. Yandık. Yandınız. Ne? İsmail Eşref'i dinleyiciye kadar hepinizi mecburen dinleyecekler. O yüzden şanslısınız yani. Evet, şimdi evet güzel bir akşam oldu. Ben de olağan olarak teşekkür etmek istiyorum Zeki Bey'e. Biz belediye başkanları olarak geçmişte görevli olanlar bir araya geliyorduk zaten. Yani onu mevcut eski başkanların bilirler. 31 miydik? 31 belediye başkanı. 32 mi oldu şimdi? 31'e mi düştük? Peki. O kadar sayıdaki belediye başkanı da bir her ay toplantı halindeydik. Birbirimize nasıl yardım edebiliriz'in çabasındaydık. Yani böyle bir anı değil, yardımlaşma çabası için toplantı halindeydik. O günler de güzeldi. Ama bu İlk defa oluyor. Yani ilk defa olması şu, 30 sene yani 2000 değil mi? 31'e girdik 84. 31'e girdik 84. 84 2014. Yani 30 yılın bir başkanlar toplantısı. Niye Zonguldak belediye başkanları, il başkanları ağırlıkta? İşte hepsi burada 30 yılın ama metropoliten olarak da arkadaşlarımız burada. Yani sen de kazık attın. Kime kazık attım ya? Hay Allah. Ya metropoliten belediye başkanlığı burada diyorum canım. Yani bir şey demedik. Ben de yaptım metropoliten belediye başkanlığı Ali başkanım. Canım. Çatalazı var. Ayırmıyoruz canım. Yani Kilimlisi var. Kozlusu var. Kozlu hatta üye olmadığı halde var. Tabii yani Kozlu başkanım gitti ama söz hakkı sanki yokmuş gibi sonrasında konuşmayalım. Biraz evvel mevzu oldu. Kozlu belediyemiz şu anda iki katı su parası vermekle işi götürüyor da ama o barajın bedelini Zonguldak Merkez, Kilimli, Çatalazı ödedi. Muslu o barajın bedelini kaç trilyonsa o günkü fiyatlarla o bedeli biz ödedik. Kozlu efendim benim ödeyecek param yok dedi, seyretti. Bugün iki katı pahalıya su alıyor. Yani hangisi karlıdır bilmem. İki katı pahalıya su almak mı önemli yoksa barajın payına katılıp ortak olmak mı önemli? Ama 84 sonrası Zeki Çakan, 89'da Yüksel Aytaç, 94 tekrar Zeki Çakan, 94 sonrasında bir yıllık Zeki Çakan milletvekili dönemi, Ethem Malkoç 1995 Aralık ayı,
Aralık ayı. Niye? Aralık seçimleri var 95'te. Genel seçimde Zeki Bey katılmış. 95 Aralık, 96 Haziran, 2 Haziran ben seçildim. 6 aylık Ethem Malkoç dönemi. 1996 2 Haziran 3 yıllık dönem. 1999 yine Mart ayı. Günleri hatırlamak biraz zor geliyor. 3 yıllık bir dönem. 99 Mart %57 Türkiye'de hiç alınmamış bir oy o tarihte. Bu tarihte var. Evet. O tarihte alınmamış bir oy. 31-0 belediye meclisinin tamamını almak. Alınan bir başarı ve sonrasında 2004 senesinde birkaç sebeple, biri benim seçmenimin gevşekliği, o tarihlerde pikniğe gitmesi, nasıl olsa aldık demesi. İkinci önemli sebep su sorunu. 2004 yılında biz Seccattin Başkan'a karşı adaylığında yaklaşık 700 oy, 800 oy civarında bir oyla seçim kaybettik. Şimdi ben bunu niye saydım? Bir tarihsel sıralamayı niye yaptım? Benden sonrası işte Muharrem Başkanım önce 3 sene yaptı. Şimdi seçildi. Bir 5 senelik görev devam edecek. Bu kronoloji içerisinde ben 1996 yılında öncesini başkanlarımın sıralamasındaki durumu bilmiyorum. Ben 36. belediye başkanıyım. Seçildiğim ilk 96 yıl 36. Kimisi 2 yıl yapmış, kimisi 1 yıl yapmış, kimisi 6 ay yapmış, kimisi sıkı yönetimle gelmiş vesaire vesaire. İyi bir dönem geçmiş bana kadar. Eleştirmiyorum. Var söyleyeceklerim ama eleştirmiyorum. 96'da ben göreve geldim de 36. belediye başkanıyım. 37'de ben yaptım. 38 Seccattin Gonca. Evet. 38. dönem. Bunları ben herkesi 2 yaptıysa 2 sayarak söylüyorum. 38'i. 39 tekrar ben. 40 Muharrem Bey. 41 yine Muharrem Bey. Yani 41 kere maşallah. Başkanım. Yani Zonguldak'ta ta Cumhuriyet tarihinden bugüne 41 tane belediye başkanı geçmiş. Kimi 2 sene yapmış, kimi 1 sene yapmış, kimi 5 sene yapmış, kimisi hiç 6 ay yapmış, kimisi sık yönetimde gelmiş. Bu kadar belediye başkanı Zonguldak boşuna gelmedi. Hizmet etmeye geldi. Becerdi, beceremedi. Evet. Ama hepsi bir şeyler yaptı. İyi niyetli yaptı. Hiç kimse kötü niyetli değildi. 41 tane belediye başkanı. Hepsi hizmet etmeye geldi. Ama bugün bakın, Zonguldak'ta caddede gezin. A vatandaşı der ki, ya Zonguldak Allah Allah yaşanacak yer mi, bilmem ne yer mi? Efendim bir başkasına sorun. Zonguldak'ta ne iş var ya, neler yapıldı ki? Ne oldu ki Zonguldak'ta? Bana bir anlatın der. Sorduğunuz zaman. Hem siz vatandaştan daha dertlisiniz, evet. Biliriz. Dertli değilim, onun lafını anlatıyorum. Ben bu taraftayım. Vatandaş tarafındayım ama şimdi vatandaş tarafındayım. Der diyorum. Sorun tekrar bir başkasına. Der ki Zonguldak gelişemedi. Zonguldak'ta hiçbir şey yok. Sosyal tesis yok, yaşayacak bir yer, sokağa çıksa gidecek bir yer yok. Der. Efendim dostlar, bunlar desin dursun. Bunlar kimler biliyor musunuz? Rumuzlarıyla. Zonguldaklı rumuzu, madenci rumuzu, bilmem ne rumuzu, rumuzu çok. Sen biliyorsun onları değil mi? Eleştirir. Yüksel Aytak ne çekti bilmez. Zeki Çakan ne çekti bilmez. Muharrem Akdemir şu an ne çekti bilmez. Seccattin Gonca o günde nasıl yedi bilmez. Ethem Malkoç'u bilmez. İsmail Eşref hiç bilmez. Niye? İsmail Eşref onların dostu, canı, eleştirme hakkı vardır. Şimdi buraya niye geldim? Bu lafları niye söylüyorum? Bir yere geleceğim. Reklendireceğiz ya. Halk söyler. Sevse de söyler, sevmese de söyler. Şimdi diyeceksin ki seni seven ne kadar, sevmeyen ne kadar. Ben %57 bir oy aldım. Hepsi beni seviyor muydu? Yok. Kimi hizmetime verdi, kimi başka maçta verdi vesaire. Ama doğru yapanı herkes takdir etti. Herkes görev aldı burada. Şu saydığımız insanlar Zonguldak'ta görev aldılar. Biz zor dönemde görev yaptık arkadaşlar. Çok zor dönemde görev yaptık. Anten sıkıntısı olur mu bir şehirde ya? Öyle bir sıkıntı mı var şimdi? Hanımefendi diyor ki Zonguldak'a
bu çabanızdan dolayı takdir ediyorum. Yani yayınları vermeniz açısından ama Zonguldak diyor. ADSL internet ne zaman gelecek? Allah Allah. Şimdi televizyon yeni bitti. İnternetten ADSL ne zaman gelecek diye soran bayan var. Dedim hanımefendi mesajla cevap verdi belediye olarak. Dedik biz ADSL'e sıra gelmedi. İnternete şu anda biz yayın peşindeyiz. Yayınları daha kurtaramadık dedik. Cevap verdik. Ve sonrasında Zonguldak'a neler nasip oldu? Türkiye neler nasip oldu? Teknoloji nereye geldi? Niye anlattım bunları? Zonguldak'a dışarıdan bakan veya gelen veya Zonguldak'ta ukalalık yapanlar diyorlar ki Zonguldak'ta ne oldu? Elinin körü oldu. Her şey oldu Zonguldak'ta. Her başkan her şeyi yaptı. Bir dakika. Bir daha hepimizin yapmadığı şeyler. Doğa yapımız bozuktur. İller Bankası'na verilen para kişi başına veriliyor. Doğru. Bolu'ya da 1 lira veriyorsa bana da 1 lira veriliyor. Bende hizmet pahalıdır. Bana 2 lira verilecek. Bravo. Ben Bolu'dan dozer aldım. Dozeri sonra sana devrettim, sana bıraktım. Zeki Bey sonra işçileri... Ben Zeki Bey'i Mithat Paşa Mahallesi'ne operatör geldi dedi ki ben çalışamam dedi başkanım. Niye dedim? Benim 3 oğlum var dedi. 3 çocuğum var. Ben yuvarlanırım dedi. Bolu'dan Necdet dedi, inşaat mühendisiydi. Ben Greiderlan yolu yapıyorum başkanım, dozeri al Zonguldak'a getir dedi. Biz bunu yapamadık. Biz farklı para almak zorundayız. Bunu hiçbirimiz yapmadık. İkinci de... Çok teşekkür ederim. Şimdi bağlayalım. Güzel bir sohbetti, güzel bir akşamdı. Ben hepinize düşünce ve duygunuzu paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım izleme şansınız olur. Bu önemliydi bizim için. Buyurun Sayın Bakan. Şimdi ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tabii ki herkes kendi fikrini hür iradesiyle sizlere açıkladı. Ben davetime icabet eden bütün belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ederken belediye başkanlığı hizmetlerinin yerel hizmet olarak ülkemize hizmet vermiş olan genel yönetimin genel hizmet olarak her zaman her yerde eleştirilmesinden yanayım. Eleştirilsin ki o eleştiriler daha güzel hizmetleri getirebilsin. Götürmesin, getirebilsin. Bu nedenle biraz önce Kozlu Belediye Başkanı arkadaşımız da icabet etti ancak onun da hayırlı bir işi varmış. O nedenle bir mazereti dolayısıyla ayrıldı. Ben bu tür yemeklerin siyaset yapılarak ama politika yapılmayarak, siyasetin ilmi var, sevgi ve saygı ölçüleri içerisinde yapılmasının her zaman yanında oldum. Bu akşam da bu böyle olmuştur. Onun için de arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür hazırlıklar yapan arkadaşlarımız olursa özellikle genç arkadaşlarımıza da hitap etmek istiyorum. Her zaman eğer herhangi bir davet ederlerse o davete icabet etmek benim için onur olur. Tekrar ben bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yemek tamamen siyasetten uzak, sadece bir dostluk yemeğidir. Eski dostlar yemeğidir. Hatta ve hatta adına şöyle de koyabiliriz. Eskimeyen eski dostlar yemeğidir. Dolayısıyla dostlukların eskimemesi dileğiyle naçizane geleceğe hitap edecek, örnek alınabilecek bir yemek olması dileğiyle ve bu birlik ve beraberliğin bundan böyle Zonguldak menfaatleri doğrultusunda önce ülke menfaati, sonra bölge menfaati, sonra belde yani olduğun yerin menfaati dileğiyle ben siz de başta olmak üzere bütün basın mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok çok sağ olun. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, sohbet ettik. Biz sizi sohbetinize dahil ettiniz ve hem araya güzel anılar çıktı hem de ince göndermeler vardı. Mesaj alınması gereken içeriği. Hepimiz aldık efendim. Herkes almıştır. Umarım herkes almıştır. Çok teşekkür ederim.